Değerli belediye başkanlarım, öncelikle katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii toplantıyı biraz hızlı organize ettik. Dün gündemi gönderdik sizlere. Bu gündem çerçevesinde de toplantımızı devam ettireceğiz. Ben bir iki konuda, Sayın Genel Başkanım izin verirseniz bir açıklamada bulunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, yoksulluk haritası çalışmamız başladı, devam ediyor. Hepimizin yakından takip ettiği gibi ülkemizin en önemli sorunu yoksulluk. Sadece İstanbul'da yapılan çalışmayla sosyal yardım başvurusu yapan aile sayısı 1.2 milyona ulaştı. Bu da İstanbul'daki her 4 haneden biri demek. Yoksul nüfusumuzun oranı artık gerçekten iktidar değiştirecek bir güce ulaştı. Bizim de bu alana yönelik bazı politikaları geliştirmemiz gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz bu konuda bir örnek uygulama yaptı. Yoksulluk haritasıyla ilgili bir model oluşturdu. Biz de bu modeli İPA'yla birlikte çalışmaya başladık ve belediyelerimizin farklı alanlarındaki verilerini bir araya getirerek kentin yoksulluk durumunun net olarak ortaya koyulmasını sağlamak istiyoruz. Bu model sayesinde illerimizdeki, büyük şehirlerimizdeki yoksulluk tablosu farklı katmanlarıyla birlikte bir harita haline getirilecek. Belediyelerimiz de bu harita sayesinde yoksulluk tablosundaki kritik alanları görüp ona göre politika geliştirebilecek. Örneğin bir kreş açacaksa 2-6 yaş çocuk oranı, hane durumu, sigortasız çalışma, ekonomik durum, belediye mekanları ve oy oranları gibi birden fazla veriyi görüp ona göre karar verebilecek. Bu sayede belediyelerimiz hem toplumsal hem de siyasi açıdan en öncelikli ve anlamlı hizmetlerin belirlenmesinde büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. Ve biz de bu harita sayesinde büyük ölçüde Türkiye'nin yoksulluk fotoğrafını da çekmiş olacağız. Ve bu yönetimin bizden gizlediği birçok veriye de ulaşmış olacağız. Şimdi İstanbul Planlama Ajansı'yla demin söyledim yoksulluk haritasını çalışıyoruz. Bunu önümüzdeki süreçte bütün büyükşehir ve illerimizle de koordineli bir şekilde süreci yöneteceğiz. Daha sonra ilçe belediyelerimize de yaygınlaştıracağız. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz. Zaten sizlerde oluşmuş bir veri var. O verileri işlemiş olacağız ve daha değerli toplu bir hale getirmiş olacağız. 17 günlük kapanma bugün başladı biliyorsunuz. Tabii kapanma oldu ama vatandaşlarımızın maalesef sorunları çözülmedi. Herkes sokakta. Evet, herkes sokakta ve maalesef gerekli katkıda sağlanmadı. Bu kapsamda Sayın Genel Başkanımızın talimatları üzere sizlere bir genelge gönderdik. İmkanlar ölçüsünde iş yeri kapanacak esnaf ve çalışanlar ile gündelik işlerde çalışan vatandaşlarımıza destek olmayınızı rica ediyoruz. Bunun yanında belediyelerimize ait iş yerleri, kira ücretlerinin ertelenmesi, su faturasını ödemeyen vatandaşların suyunun kesilmemesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarına karşılık icra talebinde bulunulmasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Ekim'in ikinci haftasında bir tarım buluşması, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla bir tarım buluşması yapmak istiyoruz. Belediyelerimiz tarımsal üretime ve üreticilere ciddi anlamda bir destek veriyor. Bunları makro seviyede bir anlatmak istiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarıma verdiği desteği artık bilinir hale getirmek istiyoruz. Ve meclisteki tarım komisyonumuz ve yine uzman arkadaşlarımızla bir 2-3 toplantı gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkan da uygun görürse İstanbul'da bu konuda Ekim'in ikinci haftasında bir tarım buluşması gerçekleştireceğiz. Buraya tüketici kooperatiflerini de davet edeceğiz. Belediyelerimizin birlikte çalıştığı, birlikte ürettiği kooperatifler de burada bir şekilde tanıtımını yapacak. Bu bütün dataları elde ettik. Daha önce sizlerden bütün belediyelerimiz hangi ürüne destek görüyor, gübre, ilaç veyahut da kooperatiflerle ilgili katkıları, bütün bunları zaten daha önce bilgisini oluşturmuştuk. Mali tablo analizini gerçekleştirdik. Belediyelerimizin 2015-2020 yılları arasında mali tabloları üzerine bir çalışma yaptık. Bilanço, bütçe uygulamaları sonuçları tablosu, faaliyet sonuçları tablosu ve
Faaliyet raporlarını belediyelerimizden aldık. Bu tablolar üzerinde uzman arkadaşlarımız bir analiz çalışması yaptı. Sonuç olarak büyükşehir, il belediye ve il belediyelerimizin mali tablo trend analiz raporu ortaya çıktı. Bunu önümüzdeki günlerde de sizlere göndermiş olacağız. Yerel yönetimler politikası konusunda çalışmamızı MYK'mızdan değerlendirdik. Şimdi de parti meclisimize sunacağız. Bu konuda bir hayli bir 5 Aralık'tan bu yana çalışmamızı devam ettiriyoruz. Birçok uzmanla görüştük. Siz değerli belediye başkanlarımızın görüşlerini aldık. Önceki dönem belediye başkanlarımızın görüşlerini aldık ve sonuçta raporumuz da oluştu. Parti meclisimize sunduktan sonra da netleştirmiş olacağız. Belediye gazetemiz devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 170'e yakın belediye başkanımızı düşüncelerini aldık, hizmetlerini tanıttık. Bütün MYK üyelerimizin ve aynı şekilde uzmanların görüşlerini aldık. Hibe çağrılarına desteğimiz devam ediyor. 2 aylık süreçte 60'ın üzerinde belediyenin proje hazırlık süreçlerine danışmanlık yaptık. Bu artarak da devam ediyor. Ayrıca bu COVID-19'dan dolayı yüz yüze bir toplantı, bir çalışma gerçekleştirememiştik. Haziran ayında da eğer her şey normalleşirse, uygun olursa da Sayın Genel Başkanım eğer uygun görürseniz 11-12-13 Haziran tarihlerinde de Doğu'da bir ilimizde bir çalıştay gerçekleştirmek istiyoruz. Benim aktaracaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Bey. Ne yapıyorsunuz Zeydan Bey? Çalışıyoruz efendim. Güzel. Efendim bütün arkadaşlara, Sayın Genel Başkanımıza, Başkanımıza saygılarımı sunuyorum. Zaten su kesmiyorduk ama kiraları falan ertelemiştik. Sizin genelgenizle birlikte dün tekrar suyun kesilmeyeceğini, kiraların ertelendiğini söyledik. Ama tabii aslında bu yetmez. Halk şöyle diyor, su parası alma diyor. Biz de su parası almamanın bizim yetkimiz olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Fakat kiralarla ilgili aslında bir yasa çıkartmaktan efendim. Şimdi bir senedir insanlar çalışmıyor. Erteleseniz ne olacak? Yani zaten çok içeride bence kiraların tamamının toptan iptal edilmesi gerekiyor. Yani su parasını iptal edemeyiz ama kiralarla ilgili bu da tabii karınameyle olması gerekiyor ya da parlamentodan bir şey çıkması gerekiyor. Yani işte biliyorsunuz daha önce pandemide yaptığımız eve yemek, sıcak yemek bizde 5.000'i buldu. Yaklaşık işte evet. 50 gıda kolisi dağıttık, daha da devam ediyoruz. Yalnız şunu görüyorum Sayın Genel Başkanım, hani o yoksullar haritası bence çok önemli evet. olacak. Olağanüstü yoksullaşmış toplum. Yani zaten çok yoksuldu ama bu pandemi döneminde hiç ummadığımız insanlar bir koli işimize başvuruyorlar ve hakikaten bunun yüzden çok çok üzülüyoruz yani. Toplumun gittiği nokta olağanüstü kötü bir nokta. İnşallah sonu hayırlı olur diyorum. Yani ben daha fazla uzatmadan yani genel olarak tamam. Özel işler yapıyoruz. Teşekkürler Sayın Başkan. Mansur Bey, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız. Saygılar sunuyorum Sayın Genel Başkanım. Efendim biz aynı şekilde devam ediyoruz. Geçen açıklamıştık, size de meclis grup toplantısında da söylediniz ama rakam 300 bine yaklaşıyor bizde. Ulaştı mı 300 bine? 300 bine yaklaşıyor sürekli çünkü iş ya şöyle sadece esnafları vurdu bu şey pandemi. Biz de bütün esnaflara mesaj çektik, link gönderdik, yardım isteyenlere gönderiyoruz. Yani durum vahim aslında. Diyelim ki tahmin ediyorum 130-140 bin kişiye nakit göndermiş olacağız. Geri kalan da paket olarak gidiyor şu anda bizden. Gene su kesmemek, COVID'li mesela iftarla beraber 30 binin üzerinde COVID'ler. COVID'ler de arttı. Daha sonra şikayet gelmeye başlayınca bir anket yaptık, link gönderdik. Talep ettiniz de gelmedi mi diye. Bir baksak COVID'lere gidemeyenler varmış. Artık ilave araçlarla onları da temin ettik. Şu anda evinden çıkamayan, doğal olarak hastalık artınca evdeki hasta sayısı da artıyor. Karantina sayısı artıyor. Eksiksiz bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz herkes. Yani
İnşallah dokunmadığımız kimse kalmayacak. O sizin her zaman ön plana çıkarıp her yerde söylediğiniz yatağa hiçbir çocuk aç girmemeli felsefesini. İnşallah fazlasıyla yapmaya çalışırız. Biz diğer arkadaşlarıma duysun diye söylüyorum. Çikolata da gönderiyoruz. Mesajlarımıza çocuklarınıza çikolata alın diyoruz. Şöyle bir şey var. Kart sistemine dönmüştük. O mesajı çektik. Daha önce kart yetişmediği için bizdeki Mastercard bütün dünyada geçerli. Bu mecburen zincir AVM'lere ihale yapmıştık. En fazla indirene. Orada yaptığımız araştırmada en fazla çikolata alındığını gördük. Yani insanlar zaman zaman televizyonlarda görüyoruz. Çocuğunu meyve reyonuna göstermiyor filan. En azından o konuda insanlar rahat. İlk gün 10 milyona yakın para harcandı. 45 milyon yatırmıştık. İnşallah bu düzeyde gidecek Sayın Genel Başkanım. İnşallah. Teşekkürler Başkan. Muhittin Başkan, Antalya. Sayın Genel Başkanım, kıymetli hazırın, herkese Antalya'dan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın güzel geçmesini diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Biz 11 arkadaşımız zaten her ay buluştuğumuzdan dolayı yaklaşık çalışmalarımız aynı Sayın Genel Başkanım. Ama biraz turizmle ilgili şimdi giriş çıkışlar, trafik biraz yoğun oldu 2 gündür. Onunla ilgili zaten altyapısı hazır. Turizmcilerle ilgili belki biraz fırsata dönüşmüş gibi görünüyor. Ancak bu da bir çözüm değil tabii turizmciler açısından. Çok da memnuniyet verici değil. Ayrıca 61 binin üzerinde paket dağıtımı yaptık Ramazan dolayısıyla. Yine Ramazan dolayısıyla önce de büyükşehir başkanlarımızın başlatmış olduğu askıda faturayı başlattık. Yani süreçle ilgili hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan Antalya tabii turizm %50'ye yakın da tarımla üretiminin olduğu bir ilimiz. O bakımdan bütün köylülerimize kırsal kalkınma planları dahilinde fide dağıtımı, buna benzer kooperatif sayımız 46 oldu. 22 milyon liralık enerji paralarını karşılıyoruz. Her ilçemiz, Antalya'mızda farklı coğrafi durumdan ve üretim açısından farklı olması dolayısıyla İbrada da ada çayı ve buna benzer lale gibi şeyler dikiyoruz. Bir tarafta gün doğmuşta arıcılıkla ilgili buna benzer bütün ilçelerimizde yerelden kalkınma projemiz dahilinde çok da iyi gidiyor. Halk süt dediğimiz gibi aynı şekilde devam ediyor. Halk et zaten çok belediyelerimiz de bunu yapıyorlar. Köylerde çobanlarımıza süt tankı dahil olmak üzere birçok konuda desteğimiz devam ediyor. Ve aynı zamanda bir tır oluşturduk. Bu halk et, mesela 6 ilçede halk et kurduk. Ama bunun yanında o tırla her gün dün Finike'deydi, rekor kırdı mesela. Her yerde kuyruk var. Çünkü biz bir taraftan da hem hijyenik ortamlarda sağlıklı et, bir taraftan da ucuz halka ulaştırma çabası içerisindeyiz. Ve de onlar da çok iyi gidiyor Sayın Genel Başkanım. Zaten projelerimizi anlatmama geçen ziyaret sırasında söylemiştim. 25 ayda 25 projemizi tamamlamıştık. Onlara girmeyeceğim, vakit almayan diğer başkanlarımızı da dinleyeceğim. Biz elimizden geldiğince sizlerin emir ve görüş doğrultusunda arkadaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Antalya'dan sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkürler Başkan, sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun. Özlem Hanım. Aydın'dan sevgiler, saygılar efendim. Biz meclis kararı aldık efendim Nisan ayında. Evet. Belediyemize ait gayrimenkullerdeki eğer esnafımızın dükkanı kapalıysa 0 kira alıyoruz. Eğer açıksa kiraları %50'ye düşürdük. Nisan ayından beri devam etmektedir. Bundan vatandaşlarımız çok memnun. Özellikle kahveci esnafımız çok memnun. Dükkanları kapalı olduğu için kira almamaktan. Zaten pandemi başladığından beri hiçbir şekilde su kesintisi yapmıyoruz. Yine meclis kararıyla Nisan ayından itibaren şoför esnafımızın ödemesi gereken çalışma ruhsatı, vize ücretleri, otogar giriş çıkışlarında
%50 indirim yaptık ve bu yaklaşık 5000 esnafımız, şoför esnafımız il genelinde bu indirimden faydalanmıştır. Her gün 25 bin aileye sosyal yardımda bulunuyoruz efendim. 20 bin kişiye de Halk Ege Et şubelerimizde nakit para yardımı yaptık. İstedikleri her şeyi satın alabiliyorlar. Kırsal kalkınmada yem desteklerimiz, gübre desteklerimiz devam ediyor. 3 milyon kişiye fide dağıttık. Yani biz tüm gücümüzle sosyal projelere ağırlık verdik. Benim söyleyeceklerim bu kadar efendim. Tamam, teşekkür ederim. Yılmaz hocamız, Sayın Büyükerşen. Hocam sesi açmanız gerekiyor. Ses kapalı hocam. Geliyor mu şimdi? Ha, tamam, şimdi geliyor. Evet. Evet. Efendim biz 2 yıla yakın zamandır zaten Eskişehir'de yoksul kesimlere yardım etmekteydik. Yiyecek yardım veriyorduk biliyorsunuz aşevinden. Evet. Son 30 Nisan 17 Mayıs arasında 15 bin porsiyona çıktı. Yani giderek sayı artıyor sıcak yemek ihtiyacı evet. duyanlar. Şehirde dükkanları kapatılanlar, kahvelerde çalışılanlar, işten çıkarılanlar, işsiz kalanlar, kurumları kapatılan yerlerde çalışan insanlara. Devam ediyoruz buna. Efendim, bizim SOYDES, Sosyal Yardım Destek Sistemi var. Elektronik belge yönetim sistemidir bu. Şehirde zaten eskiden beri kimler yardıma muhtaç, onların kayıtlarını belli bir sistem altında topluyor ve geliştiriyorduk devamlı olarak. Bu yiyecek yardımını son dönemde paketler halinde, yani şehir paylaşmaktır sloganı altında, paketler halinde içinde bir genellikle yiyecek olarak kullanılan malzemelerin bulunduğu koliler dağıtıyoruz sürekli olarak. Şehirde hemen her kapıya başvuruyoruz. Bazıları tabii istemiyorlar ama isteyenler çok fazla. Yoksulların gittikçe arttığını görmekteyiz özellikle varoşlarda. Bu bizi üzüyor. Ayrıca köylere ve ilçelerimize de bu kolilerin dağıtımına halen devam etmekteyiz. Hayır sahibi vatandaşlarımız Eskişehirliler de belediyeye bu konuda bağışta bulunuyorlar. Kolilerinden, bizim istediğimiz malzemelere sahip olan kolilerden. Onlar da bir taraftan bize destek veriyorlar. Bu bizim için de büyük sevindirici bir olay. Efendim tabii suyu biz de kesmiyoruz. Su parası ödememiş olanların bizim elektronik kartlıdır. Biz dolduruyoruz, yeniden veriyoruz. Onun ötesinde belediye daha çok bizim 549 köyümüz mahalle oldu. Dolayısıyla 160 kilometre mesafede olanlar, 150 kilometre mesafede olanlar da var bu köyler arasında, mahalleler arasında diyeyim. Bunlara tarım perişan vaziyette zaten köylerde kalmamış durumda. Zengin bölgelerde, Sakarya Nehri'nin geçtiği yerlerdeki arazilerdeki yerleşik alanlarda köylülerin durumu iyidir. Fakat diğer taraflarda maalesef köylü hiç iyi durumda değil. Onun için biz köylüye yardım, tarıma destek politikası diye bir planlama yaptık. Bunlar hem toprakta yetişen bitkiler hem de hayvancılık üzerine ikiye ayrılmış durumda. Hayvancılık fevkalade önemli bizim bölgede. Bir taraftan ilk denemelerimizi yaptık. Nasıl yaparız diye planla. Mesela Alpu'da mandacılığı ele aldık. Hem sütü değerli hem kaymak gibi yan ürünlerini yapma imkanı var. 50 manda verdik. Bugün mandalarımızın sayısı 100'e yaklaştı. Çoğaldıkça da biz damızlıkları biz alıyoruz. Köylüye bırakıyoruz. Kooperatiflere, köy kooperatiflerine bırakıyoruz. İki büyük ağıl yaptık. Çadır ağıllar bunlar. Çok çabuk kurulabiliyor ve ucuza da mal oluyor. Çobanlarını köylülerimiz buluyorlar. Belediyelerimiz, protokol yaptığımız belediyelerimiz maaşlarını veriyorlar. Onların barınmalarını sağlıyorlar. Küçükbaş hayvan konusunda ona da yeni başladık. Fakat çok hızlı bir gelişme oldu. Damızlık koyunları veriyoruz. Ağıla köylü bakmayı taahhüt ediyor. Kooperatifler olarak bakmayı da taahhüt ediyorlar. Protokol imzalıyoruz.
arkasından doğan kuzuların bazılarını biz alıyoruz. Çoğunluğunu ise onlara bırakıyoruz. Hem bıraktığımız kooperatif köylüye dağıtıyor. Bir taraftan da biz damızlık olanları köylere ve yeni yeni bölgelere hayvancılığı geliştirmek için sevk ediyoruz. Çok ümit varım çünkü bizim bölgeye elverişli, yetişmede elverişli olan hayvanlar, merinoslar ve diğer koyun çeşitleri hepsini ayrı ayrı gruplar halinde üretime devam ediyoruz. Bu köylünün de çok memnun olduğu bir tarıma destek, hayvancılığa destek politikası. Onun ötesinde Eskişehir'in tarihi geleneğinde ipekçilik vardır. Fakat kaybolmuş, yok olmuş vaziyette. Onun için biz 3 senedir fidanlar yetiştiriyoruz. Dut yaprağı fidanları yetiştiriyoruz. Belediyeye ait arazilerde çelikler yapıyoruz. Sonra onları fidan haline getirdikten sonra Eskişehir'in hemen hemen bütün köylerine dağıttık. Sadece onunla da yetinmedik. Türkiye'nin muhtelif illerinden gelen taleplere de cevap veriyoruz. Doğrudan doğruya dut fidanlarını veriyoruz. Çünkü Çin'in uygulamaya başladığı, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de kendisini göstereceği Tarihi İpek Yolu projesi diye bir ekonomik projesi var. O proje içerisinde Anadolu fevkalade önemli bir yer teşkil ediyor. Bakımı kolay, yapılması kolay. Yani uzun boylu şey istemiyor. O kurtçukları yaprakla besliyorsunuz ayrıca. Yem masrafı diye bir masrafı yok. Bir taraftan da elde edilecek ipekleri iptik haline getirildikten sonra çeşitli dokumalarda kullanılması için dokumacılığı öğretecek kurslar açtık. Köylerdeki şehirler, hatta şehirler, şehir de dahil, ilçelerimiz de dahil ipek kumaş dokumacılığı kursları başlattık. Tezgahlar aldık. Bu tezgahları da gittikçe çoğaltıyoruz. Yavaş yavaş evlere dağıtmaya başlayacağız onları da. Evlerde üretim yapacaklar. Daha sonra pazarlama meselesiyle uğraşacağız. O da ayrı bir proje olarak bir tarafta arkadaşların çalıştığı konulardan bir tanesi. Efendim bu ağaçlandırma, dut fidesi dağıtımının dışında meyvacılığı teşvik için çeşitli meyveler ve para getirebilecek meyvelerin çeşitlerini de biz tespit ederek fidanları dağıtmaya devam ediyoruz. Boş arazilerimizde hayvancılığı destek politikamızda yonca ve diğer yem malzemesi olan tohumları ekiyorlar, evet, ve biçiyorlar köylüler. Böylelikle hayvanların yem sorununu da bir ölçüde dışarıdan satın almaksızın karşılanabilme gibi bir politikanın içerisinde sürdürüyoruz faaliyetimizi. Ayrıca özellikle sebze yetiştirme. Bizim köylülerimiz dededen babadan kalma genel usulde hep arpa, yulaf gibi tahıl ürünlerini ekmeye alışmış. Oysa bunların içerisinde bu arazilerde büyük bir bölümünü sebzeye ayırırlarsa, ki sebze tabii taze sebze olarak nakliyesi, pazarlamasında da güçlükler olur diye Miyavlıçık başta olmak üzere kurutma tesisleri kurduk. Sebzelerin, hatta meyvelerin de kurutulma şu yaş olanlarından daha pahalı fiyat olarak. Marketlerde paketlenmiş halde satılıyor. Evet. Kazan çok fazla köylülerimiz için. Onu çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Ayrıca bizim bir başka proje, Çidem diye bir projemiz var. Çiftçilerin her türlü sorununa elimizden gelebilecek imkanlar nispetinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine bir başka birimimiz de alternatif türü, tohum türlerinin çoğaltılması ve takaslarıyla uğraşıyor, geliştiriyor. Her sene giderek artan bir tohum geliştirme sistemiyle öyle zannediyorum ki yine geleneksel tohumlarımıza geri döneceğiz. Bunlar genleriyle oynanmamış tohumlar, bulabildiğimiz tohumlar. O büyük bir fayda sağlayacak bize. Belediyemize ait ne kadar boş arazi varsa, daha evvel Ankara Belediye Başkanımızın da yaptığı gibi biz de köylülerimizin ihtiyaçlarına tahsis ettik. Yemde de kullanabilirler, sebze de yetiştirebilirler. Sulama dertleri varsa sulama dertlerine yardımcı olmaya çalışıyor ESKİ, yani su ve kanalizasyon idaremiz. Evet hocam. Ayrıca efendim sadece şunları rakam olarak verirsem fikir vermek bakımından sanırım
hesap vermiş olacağız. Arıcılığa da başladık. Bizim Odunpazarı Belediye'mizde arıcılığa zaten başlamıştı. Bu sene biz bütün bu sebzeciliğin tarım ürünleri yetiştirme yardımlarımızın ötesinde arıcılığı da çok teşvik ediyoruz. Kovanlar alınıyor, kovanlar veriliyor. Keza arıcılık için gerekli eğitim kurslarını belediye mensuplarımız yürütüyorlar. Yulaf ekimi, özellikle yem açısından yulaf ekimine de ağırlık verdiğini bizim arkadaşlar raporlarını almış vaziyetteler. Ayrıca tarımı geliştiriyorsunuz yani hocam. Efendim, şehirde zaten hem altyapı açısından evet. hem üst yapı açısından, sosyal kültürel hizmetler evet. açısından çok büyük hizmetlerimiz var. Artık bütün gücümüzü köye doğru yönlendirmeye tamam. gayret ediyoruz. Ve köy politikası köylülerimizin de büyük takdirini kazanıyor. Devamlı onlarla haşır neşir oluyoruz. Yani bizim tamam, ekiplerimiz hocam. Arazide. Tamam, çok teşekkürler hocam. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Saygılar sunuyorum. Saygı bizden. Evet, Lütfü Başkan burada. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkanımcığım ve çok kıymetli belediye başkan arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak 26 bin aileden 17 bin tanesine düzenli market kartı vermişiz. Onların alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Bunun dışında 9 bin tanesine düzenli koli desteği yapıyoruz. 5 bin aileye ücretsiz ekmek dağıtımı günlük olarak yapıyoruz. 25 bin aileye kısmı koli yardımı yapıyoruz. Toplamda 56 bin aileye yardım yapmış oluyoruz. Böylelikle yardımlarımızı yaklaşık 200 bin kişiye ulaştırmış oluyoruz. Kurmuş olduğumuz çorba evinde yaklaşık günde 1500 kişi faydalanmaktadır. Bunun dışında 15 ilçede açmış olduğumuz sosyal marketlerimizde yaklaşık 26 bin ailenin kıyafet, kuru gıda, sebze, meyve gibi okul ihtiyaçları olmak üzere karşılamaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde de karşılayacağız. Bunların dışında tabii Yılmaz Hocam'ın saydığı birçok konuya biz de çalışıyoruz. 70'in üzerinde kooperatifimiz var. Kooperatiflerin üstüne bir şirket kurduk. Amacımız köydeki insanlarımızın köyde kalabilir durumda olması, refah seviyesini yükseltmemiz, şehre gelip işsizlik oranını arttırmalarını önlemek ve onların kendi ihtiyaçlarını huzur içerisinde gidermelerini sağlamak için bunların üretim şekli, üretirken gübreleme, işte ilaçlama, sulama konusu, pazarlama konusu, toplama konusu, bunu endüstriyle bir buluşturma konusu ve parayı kazandıktan sonra değerlendirme konusuyla ilgili 3 yıllık çalışmamız vardı. Bunu hayata geçirdik. Kooperatifler, bireyler ve şirket aracıyla Hatay'da kırsal kalkınma planı uyguluyoruz. İnşallah onu başta Büyükşehir Belediye Başkanlarımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza sunmak isteriz. Belki de iktidara gidişin en büyük ışığı kırsaldaki insanlarımızın özgüvenini sağlaması, kendilerine yeten duruma getirmek en önemli yapacağımız faaliyetler diye düşünüyoruz. Eğer Hatay'da bunu başarırsak Türkiye'de de başarırız. Ben teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sağ olun Sayın Başkan. Ekrem Bey, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. Saygılar Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcımına ve bütün belediye başkanlarıma da saygılarımı iletiyorum. Tabii malumunuz şu an konumuz aslında kapanma. Herkesin başta sosyal yardımlar olmak üzere yoğun bir çaba gösterdiğini bütün belediyelerimizde görüyoruz ve yaşıyoruz. Yoksulluk çok derin. Yaptığımız araştırmalar bunu artık önümüze net olarak seriyor. Açıkçası somut bir çözüm ortamı oluşmadığı sürece de bu işin gerçekten uzun bir süre bizi etkileyeceği ortada. Bu kapanma döneminde aldığımız tedbirlerden bahsetmek istiyorum ağırlıklı. Özellikle tabii İstanbul'dan büyük bir göç yaşandı. Sadece son 4 günde Esenler Otogarımızdan seyahat eden insan sayısı yaklaşık 150 bin kişi. Dolayısıyla bu gösteriyor ki gerçekten ciddi sayıda insanlar yazlıklarına, köylerine gitmek durumunda kaldılar ve bayramı da orada geçirip muhtemelen dönüş yapacaklar.
Tabii böylesi bir süreçte ne kadar sağlık adına tedbir alınmış Türkiye'nin farklı yerlerinde ve buradan giden insanların yine oradaki bir buluşma anında yaratacağı travma nasıl önlenecek? Açıkçası hiçbir gündem ortada yok. Yani bir örnek vermek gerekirse koca İstanbul'da taleplerimize rağmen, çağrılarımıza rağmen bu kapanma sürecini sadece yazılı bir belgeyle bir belediye başkanına göndermenin acz içinde bir devlet yönetimi olduğunu gösteriyor. Böyle büyük bir operasyonun iyi yönetilmesi için mutlak bizlerin bir ortak masaya, bir pandemi kuruluna davet edilip alınan tedbirlerin konuşulması gerekirdi. Ama ne yazık ki böyle bir süreç yaşanmadı. Elbette biz de sahadayız. Bütün arkadaşlarım gibi genel başkanım biz yani Ramazan ayında yaklaşık 550 bin hanenin kapısını çaldık diyebilirim. Yani bu nakit yardımından gıda destek paketine varıncaya kadar ilave olarak son 15 gün içinde başlattığımız bir yani 150 bin ilave gıda destek paketinin hareketini yaptık. Bunun 50 binini İstanbul'daki muhtarlar üzerinden dağıtarak aslında olan onlara olan güvenimizi göstermek istedik. Yine 100 bini de dağıtmaya devam ediyoruz. Su kapatmama, gaz kapatmama gibi unsurları yürütüyoruz. Hatta açıklama yaparak bu kapanma dönemine gelen faturalarını Mayıs sonuna kadar ödeyebilirsiniz diye açıklama yaptık. Aynı zamanda işte kira almama ve yanı sıra yani bu dönem içerisinde vatandaşlarımıza bütün saha desteklerimizin yaşlılarımızdan hastalarımıza bütün saha desteklerimizin en üst seviyede süreceğini bu arada psikolojik destek hattımızdaki potansiyelimizi arttırdık. Çünkü ciddi bir psikolojik travmanın da toplum içerisinde olduğunu gözlemlediğimizi ifade edebilirim. Hani bunu herkes biliyordur diye düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Biz tabii İstanbul'u bir, aynı zamanda bir fırsata dönüştürmek çabasındayız. Yüzü aşkın noktada yoğun bir inşai faaliyeti arttırarak aslında dönüşe kadar 17 Mayıs'a kadar birçok kritik noktada İSKİ'den yol bakıma varıncaya kadar bu süreci çevirerek İstanbullulara İstanbul'u hazırlamak niyetindeyiz. Benim de size şimdilik aktaracağım bilgiler bunlar genel başkan. Teşekkürler Sayın Başkan. İzmir, Tunç Başkan. Saygılar sunuyorum Sayın Genel Başkanım. Bu toplantı için teşekkür etmek istiyorum. Ben de Ekrem Başkan'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Evet biz de krizi fırsata dönüştürecek çalışmaları planladık. Özellikle kent merkezinde en yoğun olan trafiğin olduğu noktalarda, trafiği kesemediğimiz noktalarda sıcak asfalt yenileme çalışmalarını bu vesileyle başlatıyoruz. Dolayısıyla 17'sine kadar hedefimiz kent merkezinde asfalt yenilenmemiş yer bırakmayacağız. Bu aylarca sürebilecek ve vatandaşa çok ızdırap yaratacak bir durumdu. Ama böylece bu 17 gün içinde bunu tamamlamış olacağız. Bizim gerçekten bu pandemi ve kapanma dönemi nedeniyle hem yoksulluğun hızla arttığını da gözlemliyoruz. Biz Ramazan ayı boyunca yaklaşık 500 bin iftar paketi dağıtmak gibi bir hedefimiz var. Günde 15 bin, 20 bin arası iftar paketi dağıtıyoruz. Ve İzmir'in en yoksul mahallelerine yüzlerce arkadaşımız servisi yapıyorlar. Bu şekilde kapı kapı ulaşıyoruz. Aynı şekilde erzak paketleri de. Bu erzak paketleriyle ilgili de geçen yıldan beri yaptığımız dayanışma kampanyasında maalesef bir dayanışma yorgunluğundan bahsedebilirim. İzmirliler birbirleriyle dayanışmaktan artık yorgunlar, öyle görüyoruz. Ama bu nedenle de ciddi bir biçimde o vicdanları tekrar uyandıracak, tekrar birbirimizden kendimizi sorumlu hissetmemizi sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 36 milyon liralık bir destek paketi hayata geçirildi. Yıl içinde de bu rakama 154 milyon 900 bin lira daha ilave olacak ve 2021 yılı içinde
Öngörümüz 191 milyon 500 bin liralık bir paket. Bunun içinde kavurma paketleri de var. İşte nakit desteği de var. Mont desteği de var. Birçok şey bunun içinde. Ama son olarak şunu söyleyerek tamamlayayım. Gerçekten tarım ve turizmde sektörel olarak çok büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Bu doğru. Özellikle tarımda yaşanan sıkıntı bir de yanlış tarım politikaları nedeniyle iyice perçinlenmiş durumda. Dolayısıyla tarım üreticisi gerçekten çok büyük sıkıntı içinde. Sadece İzmir'de değil, bütün Ege bölgesinde bunu söyleyebilirim. Turizm sektörünün de hiç can yakıcı bir durumda olduğunu biliyoruz. Ama bir de günübirlik ekmek kazanan esnaf bu dönemde çok büyük sıkıntı çekiyor. Özellikle de seyyar satıcılar. O nedenle biz yarın itibariyle sokak satıcılarına bir ilave paket hazırladık. Nakit desteği yapacağız. Simitçiler, işte midyeciler, günübirlik seyyar satış yapan esnafa yapacağız. Şimdi son olarak Yılmaz Başkanım'a buradan seslenmiş olayım. Biz de mandacılığa başladık. Manda ana yurduna dönüyor. Böylece hem Eskişehir'de hem İzmir'de. Mozzarella'larımızı yarıştırırız başkanım. İzmir mozzarellası, Eskişehir mozzarellası yarıştırırız inşallah. Peki. Yarıştırmanın ötesinde işbirliği de yaparız. Tamam başkanım. Sayın Genel Başkanım teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Vahap Başkan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok değerli belediye başkan arkadaşlarım. Ben de saygıyla selamlıyorum sizi. Bugün sabah kalktım, tam kapanma mı, hiç kapanmama mı, kısmi kapanma mı ayırt edemedim. Mersin dünden çok farklı değil. Kısmi bir trafik yoğunluğunda azalma var ama onun dışında hayat devam ediyor. Burada mağduriyet yaşayan özellikle esnaf kesimi, gün kazanıp gün yiyen kesim. Zaten yoksul, her zaman olduğu gibi yoksul. Bunların üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırmak istedik. Bütün belediye başkan arkadaşlarımın yaptığı uygulama 3 aşağı 5 yukarı Mersin'de de devam ediyor. Şu günlerde insanların en çok sıkıntı yaşadığı konu yemesi, içmesi, hayatını idame ettirebilmesi. Biz de buralara yoğunlaştık. İnsanlara talepleri doğrultusunda gıda yardımları yapmaya, ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında iyi değişler yapıldığını söyleyebilirim. Rakamlara boğmak istemiyorum. Neticede toplumun dönüşü bizi sevk ve idare ediyor. Gerçekten İyi işler yapıyor Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Buradan da tüm başkanlarımı kutlamak istiyorum. Ellerine sağlık. Allah yollarını açık etsin diyelim. Biz işimize devam ediyoruz. Her konuda vatandaşa ulaşıyoruz. Yani bugüne kadar yani ezber bozuldu desek çok doğru bir tabir kullanmış oluruz. Yani sütünden yemeğine kadar evde hastası varsa onun bakımına kadar ilgilenen bir aile büyüğü niteliğinde belediye başkanlığı görevi yapıyoruz. Yani hep söylüyoruz. Kentin abisi, babası, kardeşi, annesi, ablası adını siz koyun. Nasıl değerlendirilirse değerlendirsin. Gerçekten herkes bu yönde bir çalışma yürütüyor. Bunu zaten sadece ben söylemiyorum, herkes söylüyor. Esnaf en mağdur kesimlerden bir tanesi diye düşünüyoruz. Bizler de geçmiş günlerde, aylarda önemli onlara destek yaptık. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarttığı yasalar doğrultusunda hem Büyükşehir Meclisimizin aldığı meclis kararları doğrultusunda yasal zemin hazırlayarak bazı uygulamalar yaptık. Kiraların ertelenmesinden servisçilere vize ücretlerinde %90'a kadar varan indirimlere kadar birçok kalemde esnafların su bedellerinin 500 TL'ye kadar meskenlerinde kullandıkları faturaların Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesine kadar birçok konuda onlara ulaşıyoruz. Usulsüz kullanım dışında su kesintisi yapmıyoruz. Kesinlikle herhangi bir icra takibi götürmüyoruz. Bu konuda
son derece itinalı davranıyoruz. Sayın Genel Başkanım, bu dönem tabii 20 günlük yaklaşık bir süreç. Genelde şehrin merkezi boş. Evet. Bir yandan da hayat devam ediyor. Şu anda öncelik sosyal hizmetler gibi görünse de umut ediyorum 15-20 gün sonra hayat normale dönecek. O zaman yine yol bozuk, kaldırım bozuk ya da diğer bir takım yapılar, sanat yapıları gibi talepler ortaya çıkacak. Bir yandan da onların çalışmaları devam ediyor. Biz de bu tenha dönemlerde şehir merkezinde yapılacak olan İvedi altyapı, üst yapı çalışmalarını da son sürat devam ettiriyoruz. Mutlaka halkımız zorunluluktan dolayı kapandı ama belediyeler açık. Hep beraber çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler Başkan. Osman Başkan, Muğla Büyükşehir evet. Belediye Başkanımız. Merhabalar Sayın Genel Başkanım. Merhaba. Arkadaşlar hepinize de merhabalar. Evet Sayın Genel Başkanım, gerçekten sosyal yardımlarla ilgili hepsi birbirine benzeyen uygulamalarımızı yapıyoruz. Biz aşağı yukarı 6 yıldır Halk Kart uygulamasını uyguluyoruz ve bununla ilgili yönetmeliğimizi çıkardık ve Sayıştay tarafından da onaylandı ve o kriterlere göre tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza muntazam kartımızı veriyoruz. Bir elin verdiğini bir elin görmüyor. Ve biraz önce arkadaşlarımızın vurguladığı gibi çikolata dahil yeme içme ile ilgili her türlü şeyi alabiliyorlar. Bu son Ramazan'la ilgili ve Covid ile ilgili halk kartlara ek yükleme yaptık. 200 liraya kadar, 150'den 250 liraya kadar artı ekleme yaptık ve muntazam bu ödemeleri yapıyoruz. Tabii zaman zaman yoklamalar yaparak kişi başına 800, aile başına baktığımızda 827 liralık bir şeyin üstüne çıktığı zaman geliri 3 kişilik ailede 3 ile çarpacaksınız. O zaman onu yönetmeliğimiz gereği düşürüyoruz ama bunun altında olanların hepsine veriyoruz. Bu sistemin çok daha yararlı ve geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Oldukça da yüksek bir durumumuz var. Geçen dönemde de bütün arkadaşlarımızın yaptığı gibi paket dağıtımı, yani gıda paketi dağıtımı ile ilgili oldukça da yüklü olmak kaydıyla aynen devam ediyoruz. Geçen dönemden tespit ettiğimiz ve yine muhtarlarımız ve ilçe başkanlarımızın da önerileri doğrultusunda önce ekiplerimiz tespit ediyor ve daha sonra onlara bizzat kendi ekiplerimiz tarafından götürülerek veriliyor. Esnafın durumu çok gerçekten perişan vaziyette ve çok büyük çıkmaz içinde. Bizim onlara yapabileceğimiz şey vergi, suyla ilgili konularda bütün arkadaşlarımızın uygulamaları aynı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda alınmaması gerekli olan şeyleri aldık. Fakat bu arada bir 2-3 aylık bir dönemde tahsilata girmiştik. Yeniden yani bundan 15 gün önce yeniden uygulamayı kestik ve hiçbir şekilde hiçbir icra takibi, talep veya su kesintisi söz konusu değil. Tarımla ilgili konu, fuar konusu fevkalade önemli ve değerli. Muğla'da belediye olarak gerçekten tarım konusuna çok önem veriyoruz. 2015 yılında toprak, yaprak, su tahlil laboratuvarını üniversiteye verdik ve orada tahlillerimiz yapılıyor ve toprak haritasını çıkarıyoruz. Burada önemli olan nokta o toprağın neyi eksik, bunun hangi gübrelerle giderilebileceği ve o toprağın iklim koşulları ve yüksekliğine göre bu araziden, buradaki topraklardan dönüm başına en fazla hangi üründen gelir elde edilir bilimsel olarak tespit edip kendilerine öneriyoruz. Örneğin eğer kestane olabilecekse de o da kabul ediyorsa kestane filesini kendilerine ücretsiz olarak vererek tarla kontrolünü de yapıyoruz. İpek böcekçiliği bizim için de çok önemli ve kooperatiflerle birliktelik kurmuş durumdayız ve onlar için
Yılmaz Hocam'ın da söylediği gibi onlardan da yardım almıştık. Ağaçları alıp ve onlarla ilgili besin konusunu ayarlamaya çalışıyoruz. Fakat onu koza halinde değil, ipeyi dokuyarak mamul halinde satmalarını sağlamaya çalışıyoruz. %68'imiz orman ve yörük kökenliyiz. Ve biz burada manda değil ama keçi dağıtımı yapıyoruz. Ve keçileri kadınlara veriyoruz. Sık sık kontrol ediyoruz. Şimdi benim deyimle torunlarım oldu. Bol bol yavrulama yapıyorlar ve üreme oluyor. Bu fevkalade önemli ve kadın sahipleniyor. Kurduğumuz kooperatiflerin çoğunu kadınları teşvik ederek kadın kooperatif halinde kurmaya çalışıyoruz. Örneğin Koku Vadisi diye adlandırdığımız belli bölgemizde ve diğer bölgelere de geliyoruz ama o bölgede yoğunlaştık. Burada kekik, lavanta çiçeği, bunları üretiyoruz onlarla birlikte. Kurduğumuz tesisimizde onların yağını çıkarmak suretiyle ister kendileri alıyorlar, ister biz pazarlamalarını yapıp üretimden tüketime yönlendiriyoruz. Ayrıca 2015 yılında kurmuş olduğumuz tohum bankamız var. Burada 900'e yakın tohum üretiliyor kendi alanlarımızda ve isteyenlere de ücretsiz olarak belli miktar dağıtılıyor. 80 ilden talep var. Ve bunun çok önemli ve değerli olduğunu ve yerli tohumla ilgili bütün diğer belediye başkanı arkadaşlarımızın yaptığı gibi bir farkındalık, hassasiyet yaratıldığı ortada. O bakımdan da bu çalışmanın çok değerli olduğuna inanıyorum. Kendi üretimlerimize devam ediyoruz. Bunlarla ilgili çok daha geniş konuşulabilir, söylenebilir. Fakat ben özellikle bu kapanma ve bu kapanmadan sonra bizim boşaldığı Ekrem Başkanımın ve İstanbul boşaldı dediğinde bu İstanbul'dan çıkanların önemli bir kısmı da Muğla'ya geldiler. Evet. Ve gerçekten Muğla şu anda çok büyük bir risk altında. Önümüzdeki bir hafta 10 gün, 15 gün içerisinde burada vakaların çok fazla artabileceğiyle ilgili önemli endişelerimiz var. Bu konuda gerekli ikazları gelen misafirlerimize ve Muğlalılara anlatıyoruz. Ayrıca hasta yatak sayısı açısından oluşabilecek olan yeni vakaları karşılayamayacak kadar bir önemli kaotik duruma girme durumumuz var. Gerçekten aşı konusunda Ekrem Başkanımın yine söylediği gibi utumuna gizli her şeyde olduğu gibi ve bize söylenen usul ve işte 60-65 arası olacak, şunlar olacak denmesine rağmen işini yürüten aşısını oluyor, etrafına da aşısını yaptırıyor. Bu da büyük bir vicdansızlık ve devlet yönetimine yakışmayan bir olay. Önümüzdeki dönemin acaba kapanmanın COVID vakalarını azaltacağı mı yoksa emme basma tulumbası gibi büyük kentlerden ve kırmızı olan kentlerden bütün Anadolu'ya ve sahil kentlerine yayıldı. Şimdi onlar tekrar kendi kentlerine gelecek. Mutant virüslerle birlikte çok daha büyük bir sıkıntıya girebileceğimizi düşünüyorum. Ve bununla ilgili toplumu sürekli ikaz etmeye çalışıyoruz. Maalesef bu işi beceremediler ve bunun da ceremesini bizler çekiyoruz. Muğla'da endişeyle bunu takip etmeye çalışıyorum. Bu konuda daha fazla gündeme getirmek ve soru sormakta alabilirsek cevabı yarar var diye düşünüyorum. Turizmle ilgili bizim önemli bir sorunumuz var. Turizm hazırlandılar, ön rezervasyonları yapıldı ama maalesef şu anda tamamen kapalı durumdalar. Bir tek avantajımız var. Turizm sektöründe çalışan elemanların önemli bir kısmı kırsalımızdan, Muğla kırsalından orada çalışıyordu. Şöyle bir çaba ve yeni bir çare oluşturdu gençler. Acaba biz bu topraklarımızda, babamızın, dedemizin toprağında bir şeyler yapabilir miyiz diye. Onlardan da bize talep geliyor.
Dolayısıyla böyle bir her şerde bir hayır vardır. Toprağa sahiplenme duygusunun oluştuğunu görüyoruz. Biz de onu değerlendirmeye, alım garantili çiçek üretimi gibi bütün tarımsal ürünlerde desteklememize devam ediyoruz. Fakat bu kaosun önümüzdeki yıllara da çok ağır olarak intikal edeceği açık. Ona göre de hepimizin bir değerlendirme yapmasında fayda var diye düşünüyorum. Çok fazla vakti almamak için burada sonlandırmak istiyorum Sayın Genel Başkanım. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Kadir Başkan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcım, saygılar sunarım. Tüm belediye başkanı arkadaşlarıma da başarılı hizmetler diliyorum. Bugün şu ana kadar izlediğimiz 9-10 belediye başkanımız da yaptığı sosyal hizmetler konusunda ortak paydalarımız çok. Ama bu kapanma İstanbul'u boşaltma programına döndü. Biz de İstanbul'a en yakın bir büyükşehir olduğumuz için şu en son bu sabah yaptığım incelemede en yakın olan Marmara Lisesi ve Şarköy'deki 25 bin, 30 bin olan nüfus bir anda 250 bine, 300 bine çıkmış. Zaten Tekirdağ COVID konusunda Türkiye'de en riskli 3 ilden bir tanesiydi. Çok büyük yayılmalar vardı. Yani umarım daha kötü sonuçlar doğurmaz diye düşünüyorum. Bu kapanma sürecinde işte arkadaşlarımın söylediği gıda yardım desteği, maddi yardımlar, kadın danışma merkezlerinin görevli personelin engelli yaşlı vatandaşlarımızla telefon temasları destekleri. Bu arada 15 ay bu pandemi başladığından bu yana 12-13 aydır 15 tane şoförümüz ve aracımız Sağlık Müdürlüğü'nün emrine verdi filasyon için. Bütün desteklerimizi yapıyoruz. Yaklaşık bayağı oldukça da vatandaştan alacağımız su borcu var. Bu 1996'lardan, 2000'lerden Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmadan önce ve bu sürekli olan her şeye rağmen su kesmedik. Bunun sonucunu bekliyoruz. Bu süre kesmeyi de zaten kesmeyeceğiz düşünmüyoruz. Ha, bu arada 17 gün içerisinde Tekirdağ'ın önemli bir sebze ve meyve üretim yerlerinde vatandaşın evinde kalması muhtemel bir sebze ve meyvenin bir kısmını satın aldık. Ve fakir vatandaşımızı dağıtacağız. Geçen haftalarda da Sayın Milletvekillerimizin Nevşehir'e gittiğinde bölge milletvekillerimizin oradan talepleri ödemesi üzerine 250 ton patates alıp buradaki 11 ilçedeki vatandaşlarımıza dağıttık. Bunun reklamını da hiç yapmadık bugüne kadar. Efendim bunları çoğaltabiliriz ama şu ana kadar da pandemi döneminde 8-10 milyon lira civarında da destek, yardım ve masrafımız oldu. Tarımsal hizmetler konusuna geldiğimiz zaman arkadaşlarımı izledim. Ama Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten sadece kısa başlıklarını söyleyerek vakit almam açısından söyleyeceğim başlıklarda. Örneğin arıcılığı geliştirme konusunda Tekirdağ'ın tamamında 50 bin kovan var. 26 bin kovan da biz dağıttık ücretsiz vatandaşlar ve bunları 30'ar kovan işletme haline getirdik. Mera iyileştirme efendim bizim en önemli gurur kaynağımız olan projelerimizden bir tanesi. Tekirdağ'ın 325 bin dönüm olan merasının 150 bin dönümünü şu anda 20-20-0 gübre katarak 2 milyon 700 bin kilogram iyileştirdik. Buradan çıkan 35 bin ton yani 35 bin ton kaba otu da üreticilere ücretsiz verdik. Daha da bu iyileştirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz 200 bin dönüm merayı yani %80'ini iyileştirmek. Koyunculuk geliştirme projesi derseniz 419 tane yetiştiriciye 600 tane damızlı koyu dağıttık. Mandacılık ben gerek Büyükşehir gerek Eskişehir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımda da memnuniyetle izledim. Biz 2016'da başladık bu projeye. 180 mandaya düşen Tekirdağ'daki projeye biz birliğe 168 tane gibi manda vererek bugün sayı dün aldığım rakam 2100'e çıkmış. Ciddi bir şekilde potansiyel oluştu. Tarla yollarını göreve başladığımızdan bu yana kendi grayderlerimizle 11 ilçeye birer grayder biz açıyoruz. Ekim öncesi, ekim sonrası. Bakra giriyen bitkileri, ekili alanları genişletiyoruz. Eğitim yaptık tarım konusunda ama çok önemli 4 tane projemiz var. Bunları gerçekleştirdik. Zaten Tekirdağ'a geldiğiniz zaman da gördünüz. Türkiye'nin ikinci büyük et kombinasını açtık. Şimdi kavurma yapma sistemine geçiyoruz. Ve çok da güzel sonuçlar alacağız. Arkası gelecek bunun.
Çorlu'ya modern bir mezba yaptık. Bütün bu kalite güvence belgelerini alarak. Tekirdağ'da hiç olmayan bu altyapıyı bitirdikten sonra temiz denize kavuşunca su ürünleri halini açtık. Ayrıca bu yaptığımız tarım desteklerinden sonra yine bizim bu dönemde toptan sebze meyve halimizi açtık. Bir güzel teşekkür, hem güzelliği hem teşekkürü paylaşmak için Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'den birbirimize yakın olduğumuz için ortak projelerimiz var. Kendisi bize büyük destek oldu. Ankara, İstanbul'da ve Tekirdağ'da buluştuk. Çok güzel projelere öncülük yapacağız ve güzel sonuçlar alacağız. Çok fazla detaya girmeden ama şunu bir söylemek istiyorum. Sanki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarım Bakanlığı'nın Tekirdağ Şubesi gibi. Tarım Bakanlığı'nın yapmadığı yatırımların ve desteklerin çok çok üzerinde çalışma yapıyor, yapmaya devam edeceğiz. Benim şimdilik söylemek istediğim bunlar Sayın Genel Başkanım. Her şey çok güzel olacak. Evet. Teşekkür ederim. Böylece COVID'in ne durumda olduğunu öğrenmek istediğimiz bir kent daha var. Ardahan. Faruk Başkan. Ardahan'da durum nasıl? Saygılar Sayın Genel Başkanım, değerli Genel Başkan Yardımcım ve çok değerli belediye başkanlarımız. Ardahan'da 6.448 vaka oldu bugüne kadar efendim. Ardahan merkez, şehir merkezi nüfusu 21.600 kişi yaşıyor merkezde. İlçe ve köyleriyle birlikte de zaten 96.000 herhalde en az olan. Bana göre de belediyecilik açısından, yerel yönetimler açısından dokunuşlarla Türkiye'de inşallah adına gündeme gelebilecek işlenmemiş kumaş gibi. Az önce çok değerli belediye başkanlarımı dinlerken sosyal sorumluluk projelerinden ama biz bütçemizin dışında yani İller Bankası ve su gelirinin dışında başka hiçbir kaynak yaratamadığımız için bütçeyi dengeli kullanıp arabayı devirmeden götürmeye çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanım, bu sene kavlıca buğday ve patates ekeceğiz. Tarımla ilgili yeni yerlerimizi içerisinde başlayacağız. Ben de olanaklarımız ve eşimizden, dostumuzdan gelen yardımlarla ufak tefek poli dağıtımları ancak yapabiliyoruz. Patates dağıtımı yaptık. Biz maalesef belediyenin yeni altyapısını oluşturduk. Yani bir ilim yeniden, yani belediyenin ne asfalt planı var, ne beton santrali var, ne parkesi var, ne cenaze arabası var, ne grideri var, ne dozeri var. Biz bunları toparlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Sayın Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize belediyenin ilk defa mülkü olduğu bir grader, bir silindir gönderdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir adet damperli kamyon gönderdiler. Yani biz altyapımızı oluşturacağız ki hizmet verelim ve biz ona çalışıyoruz. Ama tabii ki hayat günlüktür. Sosyal yardımlarda ve de belediyenin alacakları konusunda biz de fazla işlem yapmıyoruz. Buranın en büyük sorunu Sayın Genel Başkanım işsizlik. Onda çok büyük bir mesafe kat ediyoruz. 250 kişinin çalışacağı belediye muhtesinde henüz değil. Ancak yani benim kontrolümde olan bir hayırseverimiz yaptı. İşletmecisini de bulduk. Bayramda inşallah açacaktık ama 17 sene kaldı. 21 bin nüfuslu bir yerde 250 kişinin çalışacağı bir tekstil fabrikası açıyoruz. Dolayısıyla Ardahan'da ikincisinin de temelini atacağız. Sonbaharda Türkiye'de iş arıyorum da bulamıyorum denilmeyecek tekil Ardahan olacak inşallah. Bu arada tekrar Seyit Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanlarımıza da. Geldiğimizde Ardahan Belediyesi'nin 2-3 iş makinesinden sonra bütün araçları kiralıktı ya da yoktu. Şu anda %90 yani kiralık tek araç bırakmadık. Bunların alımında da belediyenin bütçesinden ya da merkezi hükümetten 5 kuruş da almadık. Hepsini hibe ve bağış yoluyla tedarik ettik. Birkaç iş makinesi kaldı. Onu da inşallah geçici görevle gönderilecek. Sayın Genel Başkanım, bizim yıllık bütçemiz 30 milyon civarında. En büyük tıkanıklığımızı 2 yıldır asfalt kaldırıma hiç para harcayamamıştık. Biraz çok kötü diyorlar. Buradan
normal bir teşekkür değil, çok büyük bir teşekkürü. Yani sokakta rahat yürümemi sağlayacak olan bir teşekkürümü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunçsoyer'e yapıyorum. Belediyemizin bütçesinin 1/5 kadar bir bütçeyle bize asfalt yapacak. Mayıs ayında meclislerinden geçiyorlar. İlgili genel müdürleri bizleri aradılar. Bu yazın çok şükür o büyük virajı aldım. Yoksa bizim yani 100 liralık bile asfalt dökme ya da ihaleye çıkma halimiz yoktu. Bu arada değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu Başkanımın günden güzel haberler alıyorum. Yine yine çok önemli bir açığımız, eksiğimiz ve Ardahan'da farkındalığı gündeme getirecek. Şehirler arası otobüs terminalimizin yapımı noktasında gayretlerin olduğu kendi ekiplerinden bize söylendi. Biz burada mücadele devam edeceğiz. Güzel. Cumhuriyet Halk Partimizin Ardahan Belediyesi'nin yapacağı başarı. Çünkü hiçbir şey olmadığını herkes de bildi vatandaş. Yani işlenmemiş bir yer aldığımız için yapacağımız her şeyi de Türkiye gündemine taşıp önümüzdeki seçimlerde Doğu Anadolu'da birkaç ili partimize katmak için nöbete devam ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Artvin. Demirhan Başkan. Demirhan Başkan. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcım, Büyükşehir Belediye Başkanı büyüklerim, abilerim, ablalarım, il belediye başkanlarım. Öncelikle Genel Başkanımıza bizi bir araya, bayram öncesinde bir araya getirdiği için çok teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yaklaşan Ramazan bayramınızı da şimdiden kutluyoruz. Sağlık ve mutluluklar diliyorum. Ben Artvin'den kısaca özet olarak özellikle bu pandemi döneminde biz pandemi başladığı günden itibaren İş yeri kapanan bütün esnaflarımızın kiralarını erteleme yerine hiç almadık. Hani %100 indirim yaptık. Dolayısıyla almıyoruz. Sonu nereye varır onu da bilmiyorum. Ama esnaflarımızdan kira almıyoruz. Bunun yanında bugüne kadar ki almadığımız kiraların toplamı 950 bin liradır. Artvin'in bütün bütçesi 35 milyon lira. Esnafımıza da ayrıca Özlem Başkanımın söylediği gibi de biz de onların ruhsat paralarını, çalışma izinlerini onların haricinde ayrıca bugüne kadar da bu esnafımıza 450 bin liralık bir destek sağladık. Belediyemizin kendi şehir içi otobüsleri yok. Şehrin coğrafi yapısı nedeniyle otobüslerin çalışma imkanı olmadığı için minibüs kooperatifi yapmaktadır. Bu minibüs kooperatifimize de bugüne kadar aşağı yukarı 500 bin liralık bir yolcu taşımalarından dolayı, kısıtlamadan dolayı bir destek sağladık. Dolayısıyla herkesin bildiği gibi ben de bu görevimden önce 30 yıl esnaf başkanlığı yaptığım için ağırlıkla pandemiden ana etken olarak etkilenen esnafımıza her zaman destek vermeye de devam ediyoruz. Bu son dönemde de Ramazan'da da bugüne kadar 200 aileye Ramazan kolisi dağıttık. Bunlar esnaf değil, esnaf için bugün bir çalışmamız var. Esnaftan iş yeri kapanan olan arkadaşlarımıza biraz da Ramazan paketi yollamayı çekiniyoruz. Burası küçük bir yer. Onların gönüllerini alarak ihtiyacı vardır, yokturdan değil de sıradan veriyoruz gibi bütün esnafımıza da gıda paketimizi yollayacağız. Gıda paketinin yanı sıra 141 ailemize de banka kartlarına nakit para ödeyerek istediği yerden bayram için, Ramazan için gıda ihtiyacını, diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de nakit kontrol yüklememizi de yaptık. Bu desteklerimizi artırarak da devam ettiriyoruz. Ekrem Başkanımın söylediği gibi bizim personel sayımız 259. 209 personelimiz şu anda sahada çalışıyor. Dolayısıyla belediye çalışanların hepsi bu aşılamada aşı şeyinde bir öncelik sırası alınmalıdır diye sizin de genel merkezden desteklerinizi de zannediyorum ki bu belediye personelimiz için hem sağlığı açısından hem de güvenliği açısından psikolojik olarak da faydası olur diye düşünüyorum. Diğer şey tarım olarak özellikle yaptığımız şey Artvin'in nüfusu 25 bin,
Demin Faruk Başkan'ın söyledi, ondan sonraki en büyük yıl benim herhalde. Yani şeyde 25 bin nüfusu olan bir yerde Muğla Belediye Başkanı'na da Osman Başkanım'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz burada yerel ata tohumlarımızdan geçen sene fideler dağıtmıştık, üretip bizim tohumlarımız yetmeyince Muğla'dan istedik, gönderdi. Şimdi onların da ekimini yaptık. 270 bin kök fide dağıtacağız. Bu 25 bin nüfusu olan yerde kişi başına 10 adet kök olacak. Yani tarımla uğraşmasa bile zannediyorum bir hafta sonra da bizim burada fidelerimiz çıkacak. Pandemi nedeniyle de biz arabalarımıza yükleyeceğiz. Üreticilerimizin kapılarına kadar da götüreceğiz. Pazar yerleri kapalı olduğu için, pazar yerleri için yerel üreticilerimizin açtığı pazar yerlerinde özellikle yeşillik üretiyorlar şeyde. Ellerinde kalan bu yeşillikleri ve diğer hayvan ürünlerini, süt, yoğurt, peynir gibi ürünlerini kendilerinden satın alıp Ramazan boyunca da ihtiyaçlı ailelerimize dağıtacağız. Bir başka şey, özellikle hayvancılık konusunda da bizim yerel ırkımız, bicik koyunumuz var. Onun üretimini, çoğalmasını, nesli tükeniyor, onu şey yapıyoruz. Ayrıca canlı ağırlığı 150 kilo olan İngiliz suflok koyunlarını damızlık olarak getirdik. Yavrularımız da doğdu. Bunu üretecek olan köylülerimize de veriyoruz. Sadece bu işi yapan değil, hiç işi olmayıp da bu işi yaparım diyenlere bunları veriyoruz. Sadece bir şartımız var. Bir yıl içerisinde satmayacaklar. Bir yıl içerisinde aldıkları yavruların yarısını belediyeye verecekler ki biz de onlara bakıp diğer başkalarına da verelim. O bir yıldan sonra hem satabilecekler hem de üretimlerini o şekilde de destek yapıyoruz. Yani herhangi bir ücret almıyoruz. Bila bedel veriyoruz. Sadece bir yıl boyunca satmama garantisini istiyoruz. Aldığı kuzunun da yarısını istiyoruz belediyeye. Onu da biz büyütüp tekrar başkalarına vermek için uğraş içerisindeyiz. Ben fazlaca şeye girmeyeceğim fakat hazır büyükşehir belediye başkanlarım, büyüklerim diyorum. Belki yaşça evet. Ben onların bazılarından büyüğüm. Ama Faruk Başkan dedi ki benim dedi asfalt plantim de yok. Belediye çok iyi anlamadım ama ona yüklenmeden benim 12 kilometre şu anda da bunu fırsata çevirdik bu 17 günlük şeyi kapamayı. Ana caddemiz var şimdi, Cumhuriyet Caddemiz. Onu da doğalgaz, kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, bütün ekiplere onları da söküyoruz. Bizim asfalt plantımız var fakat çalıştıracak bütünümüz, bütünümüz yok. Ben 11 tane Büyükşehir Belediye Başkanım var. Sizin talimatınızda, Seyit Başkanım da orada, bu kapama olmasaydı size gelecektim Genel Başkanım bunun için. Her belediye başkanımdan dörder tanker işte şey, dört tanker bütün yollasalar bana olayı çözeriz. Parke döşeyim desem parkenin nakliyesi, parkenin kendi maliyetinin iki katı oradan Artvin'e gelmesi. Bütün için her belediyemiz bana dört tane bütün için şey yollasa, pusula yollasa ben bu işi çözerim. Dolayısıyla Artvin'in yollarında yaparız. Yoksa yapma şansımız da yok. Çok hizmet ediyoruz. Yolu yapmayınca ne bizi seçerler ne de partimize oy verirler. Ben büyükşehir belediye başkanlarımızdan özellikle her biri dört tane, üç tane olur şey olur ama beş tane. Sekiz, yarısı da bana. Yani üçten aşağı düşmesin ama beşte de çıkmasınlar. Sizin bir talimatınız olursa bayramdan sonra da gelip sizden de böyle bir şey yapıp bütün belediye başkanlarından bunu istiyorum. Peki. Onu asfaltı döktükten sonra da birine diyeceğim ki İstanbul asfaltı, birine diyeceğim ki işte Muğla'nın asfaltı, öbürüne Zeydan Başkanım'ın asfaltı diyeceğim. Onları da onurlandıracağım. Ben teşekkür ediyorum. Rutin olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Partimizin ve sizin yüzünüzü yere bırakmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama Ekrem Başkanım'ın yakınmasına göre biz de burada yakınıyorduk ama bizim vali herhalde iyi. Yani biz o tarafıyla katılıyoruz. Onun için ben teşekkür ediyorum. Tekrar bayramlarınızı kutluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlarımdan da büyüklerimden 3 ya da 4 tane bütün istiyorum. İşte. Güzel. Tamam. Bütün işi halledildi galiba. Öyle anlaşılıyor Sayın Başkan. Semih Başkan, Bilecik. Evet. Belediye Başkanımız. Genel Başkan Yardımcım. Sayın Belediye Başkanı arkadaşlarım, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
biz de Bilecik'te rutin olan ya da bütün CHP'li belediyelerin yapmış olduğu bütün destek ve yardımları yapıyoruz. Ben sadece harici birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bir kere bizim esnaf odalarıyla özellikle çalışarak esnafların kendilerinin değil de kendileri de var da onun yanında onlar esnafken şu anda çoğu kapattı maalesef biliyorsunuz. Onların yanında çalışan garson, mutfakta çalışan onların çalışanları ve işsiz kalanların listesini en ücra köşedeki esnafa kadar bunu topladık. Birlikte bir organizasyon yaptık ve bu kapanmalar sürecinde sürekli destek oluyoruz. Özellikle garson, aşçı bu tarz insanlara. Farklı olarak bunu söylemek istedim. Çünkü olayı sadece esnaf odasına bırakırsanız esnaflar da kalıyor. Ve bu insanlar günlük ve geçici çalıştığı için bu tür küçük yerlerde işsizliği normal görüyorlar. Ama hakikaten ihtiyaçları var. Daha önce evlerine 100 lira da olsa götürebilen yevmiyesini insanlar. Bir de bu tür insanlar sosyal yardım talep de edemiyor. Alışmamışlar. Her gün bir yevmiyesini götürmüş eve çünkü. Biz bunları özellikle bularak özellikle bunlara sürekli yardımlarımızı yapıyoruz. Bir de benim gözlerim biz ilk geldiğimizde sonra hemen Ramazan vardı. O Ramazan'da 280 aileye sıcak yemek yardımı yapıyorduk sahur ve iftar olarak. Bu şimdi fiilen binlere yaklaştı. Yani 3 kat bir yoksullaşma var. Bu sayılar da doğru tespit edilmiş sayılar bizde. Yani küçük bir şehir olmamızın verdiği avantajla sosyal destek birimimizdeki yoksulluk haritasını çok net biçimde çıkarmış durumdayız. Bu muhtemelen diğer şehirlerde de bu %'dedir ama 3 kat arttı yoksulluk kentlerde. Bu pandemi ve başarısız ekonomi politikaları yüzünden biz de bu 3 kat fazlaya göre gidiyoruz. Bununla ilgili hep bütün sayısal verilerimiz var. Bunun dışında bizim kırsal kalkınmayla ilgili biz mücavir alanla sınırlı olduğumuz için çok şey yapma şansımız yok. Ama biz de ne yaptık? Bir kurucuları tamamen kadınlardan oluşan bir kadın emeğini değerlendirme kooperatifi kurduk. Ve bunlar sadece çevre kırsal bölgelerde yani mücavir alan dışındaki kadınları örgütleyip onların yaptıkları ürünleri pazarlama biçiminde bir yeni kadın kooperatifi kurduk. Oldukça da başarılı gidiyor çünkü kırsal kesiminde çok maddi durumu kötüye gidiyor. Onlara biraz destek olmak açısından. Sürekli olarak daha önce kurduğumuz apartman yöneticileri ile ilgili bir ağ ve muhtarlarla bunlarla sürekli artan o yoksulluk şeyini ölçebiliyoruz ve sayı dediğim gibi 560 öngörülen sayı 1000'e doğru gidiyor. Çünkü bunlar güncel geliyor bize. Evet. Bir de bu özel dönem dışında fiilen çok büyük yatırımlara giremediğimiz için biz de 2024 Nisan'ına kadar yapacağımız işlerin proje süreçlerini tamamlıyoruz. Hepsinin proje süreçlerini tamamlıyoruz. Çünkü kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Başkan. Tanju Bey, Bolu Belediye Başkanımız. Ben de size saygıyla, belediye başkanlarımıza sevgiyle selamlıyorum. Doğan'ın başkenti Bolu'da. Tabii benden önce konuşan belediye başkanlarımız kısa konuştuğu için ben de mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalışacağım. Ben seçime girerken 59 yapım, sosyal proje ve vaatle seçime girmişim. 2 yıl sonunda hesap verme toplantıları yapıyorum. Şu ana kadar proje ve vaatlerimin %55'ini tamamlamışım. %22'si devam ediyor. Bu 59 proje ve vaatten sadece 3 tanesinden vazgeçmek zorunda kaldık. Çünkü biz, seçimden önce tahsisi bize ait olan yerler olup sonrasında alınan yerler. Yani biz söz verdiklerimizin %99'unu gerçekleştireceğiz.
Enteresan bir durum ama memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni gelir kaynakları arıyordum ben hep seçimden bu yana. Meyvelerini vermeye başladı. Geçen yıl COVID'e rağmen gelirlerimizde %17'lik bir artış oldu. Bu yıl ilk 4 ay itibarıyla gelirlerimizde %40'lık bir artış var. Yeni gelir kaynakları, yani suya zam yapmadan, emlak vergisine zam yapmadan yeni kaynaklar elde ederek bunu yapıyoruz. Efendim, yoksulluk haritası konusunda biz biraz daha ileri bir noktadayız galiba. Çünkü şu anda sosyal yardımlaşmanın, sosyal hizmetlerin, Kızılay'ın ve belediyemizle birlikte tüm veriler elimizde. Yani Bolu'da yardım alan ailelerin tamamını biliyoruz. Şimdi biz bunu bir animasyon haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani gireceksiniz Bolu'da bir sokağa, Google Earth gibi. İşte sağ tarafta mavi yanan camda sosyal hizmetlerden yardım aldığı, kırmızıda belediyeden yardım aldığı. Bunları kamuoyuyla paylaşmayacağız tabii. Sadece muhtarla paylaşacağız, değerlendireceğiz. Haksız yardım alan varsa bunları keseceğiz, ihbar edeceğiz yani kurumlara da. Eksik yardım alan varsa biz tamamlayacağız. Böyle farklı bir çalışmayla inşallah size bir ziyarete geleceğim. Diğer belediye başkanlarımızın yaptıklarını imkanlar ölçüsünde zaten çoğunu biz de yapıyoruz. 2000 kişiye sıcak yemek yardımı yapıyoruz. Geçen yıl 32 bin gıda kolisi dağıtmışız. Şu anda 12 binlerdeyiz. Ama herhalde geçen yılki sayıları bulacak. Efendim, hiç değinilmeyen bir konu var. Şimdi biz ayın 17'sine kadar belediye meclis toplantıları yapamıyoruz. Biliyor musunuz bilmiyorum, bir genelge geldi. Bizim pazartesi belediye meclis toplantımız vardı. 17'sine kadar yasaklandı. Öncekinden farklı olarak olağanüstü yapmamızı da engelleyen bir düzenleme olduğunu görüyorum. Birçok sosyal yardımı yapabilmeniz için biliyorsunuz 7244 sayılı yasa ve daha sonrasında çıkan genelgeler doğrultusunda belediye meclis kararlarıyla yapmıştık biz bunu. O yüzden belediye meclisini toplayamayacağız. Bu çok büyük bir sorun. Dolayısıyla almamız gereken ivedi kararları bu süre içerisinde, kapanma sürecinde alamayacağız. Bu konu hiç dikkat değerlendirilmedi. Şimdi ben dikkat çekmek istedim. Çünkü bu sosyal yardımlar dolayısıyla hepimiz soruşturma geçiriyoruz. Ben de geçen hafta bir müfettiş geldi. Toplu taşıma sektörüne destek verdim diye benim hakkımda bir soruşturma izni istendiğini ifade etti. Tam kapanma ile ilgili şöyle bir sıkıntımız var belediyeler olarak. Personel sayısının %50'ye düşürülmesi öngörülüyor. Efendim, bizim bunu yapabilmemiz mümkün değil. Bu yüzden artık birimler arası kaydırma yaptık. Temizlik gibi, zabıta gibi, itfaiye gibi birimlere geçici kaydırmalar yaptık. Ama fiilen kendi birimlerine çalışacak. Mesela park bahçeler müdürlükleri, fen işleri müdürlükleri, destek hizmetleri müdürlükleri gibi ana birimler bu kapsam istisnalar dahilinde tutulmadığı için maalesef kanuna karşı hile yaparak etrafından dolaşmaya çalışıyoruz. Size arz etmiştim, Bolu'da bir İmamoğlu camisi projemiz var demiştim. Ancak Sayın İmamoğlu mesajımızı almadığı için caminin ismini değiştirdik. Zübeyde Hanım Camii olarak ihalesini gerçekleştirdik Sayın Genel Başkanım. Valilikten de resmi izin aldık yardım toplamak için cami için. İlk yardımı da sizden bekliyorum efendim. Çok anlamlı olacaktır. Hay hay. Teşekkür olurum. Efendim, biz kooperatifimiz bizim diğerlerinden biraz farklı. Biz kooperatifimizi kendimiz kurduk. Yani %100'ü bize ait olan şirket kooperatifin hakim ortağı. 3A belgesini de aldık. Şu an alt üreticilerin tamamını ürün garantili olarak alıyoruz. Ve belediyemizin birçok alımını da kooperatif üzerinden gerçekleştiriyoruz. Kooperatifimiz için mantar kompost tesisi kurduk. Yaklaşık 8000 metrekarelik alanlarda mantarhaneler yapmaya başladık. Yani Ağustos ayı itibarıyla Türkiye mantar üretiminin sadece %15'i Bolu'dan karşılanacak. Onun dışında konserve fabrikasını hayata geçiriyoruz. Sebze meyve kurutma işine girdik. Manda çiftliği kurmak istiyoruz efendim biz de. Manda ihalesine çıkmaya hazırlanıyoruz. Herhalde bu konuda Tunç Başkan'la mı görüşmem gerekiyor? Manda şey olmuş. Yani nereden manda alacağız? efendim, biz günde şu anda makineler aldık. 80 bin fide. Bunlar organik ve doğal fideler. Ata tohumları. Günde 80 bin fide üretebilme kapasitesine ulaştık. Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediye'miz de bu yıl bize 1 milyon fide siparişi verdi. Onu da hazırladık. Önümüzdeki günlerde Ankara'mıza göndereceğiz. Size daha önce arz etmiştim. Pilot uygulamasına başlıyoruz. Aile sigorta sistemine bu yıl geçmek istiyoruz. Yavaş yavaş başlamak istiyoruz. Evet. Ama 2024'e geldiğimizde hedefimiz 1000 kadına doğrudan
gelir desteği sağlamak. Bir de efendim ben pek bir şey istemedim şimdiye kadar Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan. Ama şu anda benim bu 5 yıl içinde en çok çalışacağım yıl olacak. Bütün planlamamız buna göre. Ben de huzurunuzda Ankara ve İstanbul tam ortasında ezgisinin. Şimdiden de biner metrekare bütün istiyorum sadece. Başka da 5 yıl boyunca bir şey istemeyeceğim. Yani geri kalan sürede bir şey istemeyeceğim. Biner metreküp. Siz de tamam derseniz herhalde sizi kırmazlar efendim. Bizi de kırmazlar. Peki en kolay galiba bana göre düşüyor. Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra herhalde başkanlarımıza ararım. Saygılar sunuyorum. Saygı benden. Sayın Ercengiz, Burdur Belediye Başkanımız. Evet Sayın Genel Başkanım, ben de sizleri, değerli Genel Başkan Yardımcımız ve belediye başkanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Yoksulluk bizim gibi küçük esnafımızın, gündelik işte çalışanın ya da asgari ücret ve civarında ücretle çalışan işçimizin, emekçimizin ihtiyacını her geçen gün arttırmakta. Bu yıl farklı olarak şunu yapmaya çalıştık. Gönüllü bağışçılarımızı yerel marketlere yönlendirip hem yerel esnafa destek olması hem de yerel esnaftan yurttaşımızın alışveriş edebilmesi, Burdur Belediyesi bütçesine girmeden doğrudan marketle ilişkilendirerek bu ihtiyaç çeklerinin mahalle muhtarlarımız marifetiyle hem kadın kollarımızın hem de eşimin birlikte çalıştığı bir ekiple yoksul yurttaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. 2 yıldır çocukları sevindirdik. Bu yılda sevindirmeye devam ediyoruz. Özellikle Kunduracılar Çarşısı'nda bu yıl çok zorda olan ayakkabıcı esnafımıza oldukça fazla destek verdiğimizi düşünüyorum Sayın Genel Başkanım. Çünkü bir çocuğun bayramda ayakkabı alabilmesi, bayramda ayakkabı, yeni bir ayakkabı giyebilmesi bizim için çok önemliydi. Bugün itibariyle zannediyorum 2000 çocuğumuza, yaklaşık 2000 çocuğumuza yeni bir çift ayakkabı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyor. Kadın Kolları Başkanımız ve eşimin içinde bulunduğu bir ekip. Sıcak yemek ihtiyaç halinde, talep edilmesi halinde dağıtmaya devam ediyoruz. Biraz önce değerli başkanlarımın, Ekrem Başkanımın, Semih Başkanımın ifade ettiği, yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, özellikle bu pandemi kurullarında, İl Hıfzı Sıhhat kurullarında bizleri imza memuru olarak kullanmasından son derece rahatsızız. Keşke bizim önerilerimizi dikkate alsalar, ciddiye alsalar. Çünkü Türkiye'de ilk açık pazar yerlerinde, semt pazarlarında HES kodu uygulamasını getiren belediyeyiz, yerel yönetimiz. Bunun da faydasını haritalama çalışmalarında gördük. Ama sonradan bırakıldı. Bugün maalesef Burdur'da kırmızı, tüm Türkiye gibi kırmızı oldu. Evet. Sayın Genel Başkanım, çok sözü uzatmak istemiyorum ama bizim sanatçılara da sahip çıktığımızı, yerel sanatçılarımızın sosyal medya üzerinden yaptığı konserler ya da tiyatroların belli bir bedelle satın alınarak vatandaşımıza izlettirilmeye çalıştığını da ifade etmek istiyorum. Toplu taşıma C, M, S ve taksi plakası olan arkadaşlarımızdan bu yıl vergi ve harçlarını almadık. Bir meclis kararıyla onlara bu şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Çünkü üniversite öğrencisinin yoğun olarak kullandığı bu taşıma araçları bu yıl maalesef yarı yarıya işlerini kaybettiler. Birbirlerine devretmeye çalışıyorlar. Bir lavanta projemiz var. Biliyorsunuz bölgemiz bir lavanta sistemine geçmeye çalışıyor. Gülü bıraktık. Çünkü susuz tarımın önemli olduğunu düşünüyoruz. Keşke 22 Nisan'da sizi Burdur'da ağırlayabilseydik. Kısmi kapatma nedeniyle programımızı iptal etmek zorunda kaldık. Evet. Eski çöp tesisimizi kat atık bertaraf tesisine dönüştürüp vahşi depolama alanını 3 yıldır bir lavanta bahçesine ve kök üretim alanına dönüştürdük. Buradan da vatandaşımızın ve köylerimizin talep etmesi halinde susuz tarıma geçilmesi bir protokolle vatandaşımıza lavanta üretimini tavsiye edeceğiz. Unutulduğu için hatırlatayım. Sokak hayvanları ile ilgili bu 17 günlük kapanma süreci içerisinde ilimizde bir alay var. Bu alayın yemek atıklarını daha öncesinde alıyorduk ama bunun bir takım sakıncaları olduğunu ifade etmişti hayvansever dostlarımız. Bunu da bir gıda mühendisi nezaretinde düzgün yem haline dönüştürerek sokak hayvanlarının beslenmesini de ihmal etmeden devam ettireceğiz Sayın Genel Başkanım. Kısaca söylemek istediklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Çanakkale Ülgür Bey. Ülgür Başkan. Saygılar Sayın Genel Başkanım. Genel Başkanımcığım, değerli Belediye Başkanı dostlarımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Genel Başkanım, zaten hepimiz aşağı yukarı genelde yaptıklarımız belli. Aynı şeyleri yapıyoruz. Biz de yine vatandaşa destek oluyoruz. Suyun kesmeme gibi, kiraları erteleme gibi, öteleme gibi, almama gibi. Ama ben burada iki bölüme, kesime dikkat ettim. Çocuklar ve yaşlılar. Burada çok önemli. Onun için çocuklarla ilgili, biliyorsunuz evden çıkamıyorlar. Anne baba çalışıyor, kreşler doğru düzgün açık değil, okula gidemiyorlar. Mesela çocuklarla ilgili bizim kreşten çocuk kültür merkezimiz var. Oradan çocuklara yönelik online, işte tiyatrosundan tutun, etkinlikler, çeşitli oyunlar veriyoruz. Yaşlılara yine 6 yıllar yaşam merkezimiz var. Oradan yine online egzersizler yaptırıyoruz. Onlarla ilgili psikolojik destek veriyoruz. Psikologlarımız vasıtasıyla onlara ulaşıyoruz. Onun dışında tabii evde çıkamayan yaşlılarımız var. Onlara berber hizmeti, temizlik hizmeti bunları veriyoruz. Diğer şeyler klasik. Erzak yardımı yapıyoruz. Halk kartımız devam ediyor yıllardan beri. Dolayısıyla burada bir başka önemli unsur ulaşım. Hastaların ulaşımı hastaneye. Orada da şeylerimize destek veriyoruz. Vatandaşlarımız, 65 yaş vatandaşlarımızı hastaneye, randevularına taşıyoruz. Dolayısıyla sonuç itibariyle biz de ne kadar elimizdeki imkan varsa bu pandemi döneminde, zaten onun dışında da yapıyorduk ama pandemi döneminde özellikle bunları daha çoğalttık. Biz de vefa destek hattına zaten veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Sonuç itibariyle tarımsal anlamda da kooperatifleşmeye önem verdik. İki tane kooperatif kurduk. Bir tanesi özellikle kadınların kurduğu bir kooperatif. Oradan hatta Dünya Göç Örgütü'nden destek de aldık. Bundan tarım programına destek oldular. Yine Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifimiz var. Bizim iyi tarım uygulamaları çerçevesinde atalık tohum ve fide üretimini yapıyoruz. Atalık tohumlarımızı da paylaşıyoruz, çiftçilerle paylaşmaya başladık. Fidelerimizi halka dağıtıyoruz, onları geliştiriyoruz. Hatta daha iki gün önce 20 bin fide dağıttık. Atadan toprağa, topraktan sofraya adlı bir gıda yardımı, yani ürettiğimiz bu fidelerden ürettiğimiz ürünleri yine halk bakkalda satarken ayrıca da 176 haneye gıda yardımı olarak verdik. Yine biz de aromatik bitkiler noktasında parkımızı yaptık ve 30 tane kadın üreticiye dağıtıyoruz kırsalda. 13.500 fideyi dağıtacağız ve ondan sonra onlardan da tekrar geri alıp onunla ilgili de üretime başlayacağız. Yani onların değerlendirmesi noktasında. Bu şekilde Sayın Genel Başkanım, tabii şeye önem veriyoruz, veriyorum ben açıkçası. Bu tarım fuarı çok önemli. Evet. Tarım fuarı hazırlanacağız. Fazla da uzatmış şey yapmadan, zamanımızı almadan diğer yaptıklarımız aynen şey yapıyoruz. Ve bu bayramımızı da kutlayalım herkesin bu vesileye de. Teşekkür İnşallah. Ederiz Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkürler. Recep Başkan, Edirne. Ben Genel Başkanım, değerli Genel Başkan Yardımcım, Belediye Başkanım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım, biz de diğer belediye başkanlarımız gibi birçok alanda çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Edirne'deki belediye kiracılarından Mayıs sonuna kadar devam edecek şekilde iş yeri tamamen kapalı olanlardan 9 ay kira almama kararı almıştık. En son Aralık'ta çıkan bir Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesi vardı. Ona istinaden meclis kararıyla bunu tevsik ederek bu süreci sürdürüyoruz. Tamamen kapalı olan bütün kiracılarımızdan 9 ay bitecek Mayıs sonunda hiç kira almamış olacağız. İşletmesi kısmen ya da tamamen açık olanların da kira oranlarını %25'e düşürdük. Yani %75'ini kaldırdık, %25'e düşürdük. Bu tabii esnaf arasında ciddi bir memnuniyet yarattı. Yine birinci dalga döneminde konutlarda kullanılan suları %50 fiyatına düşürmüştük ama bu ikinci ve üçüncü dalgada onu yapamadık. Çünkü tahsilat oranlarımız %52'ye kadar düştü, bizi de zorlamaya başladı. Yine aynı kapsamda toplu taşımada kullanılan M plakalar, J plakalar, taksiler ve servis araçlarının ruhsat harçlarını da %75 oranında düşürdük. %25'e indirdik onları. Ve ödemelerini de Haziran sonuna öteledik, o kalan %25'lerde. Onlar da gayet memnun.
Yine aynı süreçte iş yeri tamamen kapalı olan, kapanan iş yerlerinde çalışan ve maaşsız kalan, gelirsiz kalan tüm çalışanlara aile başına 1000 TL nakdi yardımda bulunduk bu süreçte. Bu da bir tarafıyla devam ediyor. Evet. Yine bu son 17 günlük kapanma sürecinde belki çok farkında değiliz ama en büyük sıkıntılardan birini yaşayan da pazarcı esnaf oldu. Sebze meyve pazarı açan esnaflar oldu. Çünkü onlar hiçbir şekilde açamıyorlar. Zincir marketler açık, diğerleri açık ama bakkallar açık. Pazarcılar açamadığı için hem ellerinde bulunan sebze meyveleri değerlendiremediler. Biz bir kısmını aldık, vatandaşlara dağıttık. Pazarcı esnafımıza da pazarcılar odasıyla birlikte koordine olarak tezgah başına her bir esnafımıza 500 TL nakdi yardımda bulunduk. Bayram öncesi bunu verdik. Dün akşam Berberler Odası Başkanı aradı. Başkanım biz üvey evlat mıyız dedi ki onlara daha önce de yapmıştık. Şimdi onlarla bir çalışma yürütüyoruz. Listeleri çıkarıyoruz, evraklarını topluyoruz. Berberlere de yine 500 lira nakdi yardımda bulunacağız. Sayın Genel Başkanım, biz ilk pandemide bir aplikasyon yaptık Edirne Belediyesi olarak. Edirne İmece. İmece biliyorsunuz bizim halkımızın öteden beri kullandığı bir deyim, bir tanımlama. İmece kültürü de çok yaygındır toplumumuzda. Bu aplikasyonumuzla şu anda 25 bin aileyi kaydettik. 25 bin ihtiyaç sahibini kaybettik. Burada nakdi yardım hariç gıdadan bebek bezine, bebek mamasına, süte, işte kırtasiyeye, giysiye, aklınıza ne geliyorsa her türlü yardımı imece üzerinden kimseyi afişe etmeden, kimseyi rencide etmeden yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda son Ramazan ayında yaklaşık 18 bin gıda paketi yardımı yaptık ihtiyaç sahiplerine. Tabii biz bir taraftan da Türkiye'de Roman nüfusun şehir nüfusuna oranla en yüksek olduğu iliz, %15 civarında. O yüzden bizim rakamlarımız tabii diğer şehirlere göre daha yüksek oranlara ulaşıyor. Bir diğer yaptığımız çalışma da şu, özellikle Roman evleri çok kötü durumda da Sayın Genel Başkanım. Çoluk, çocuk, anne, baba tek odada yaşarlar. Kimisinin tuvaleti yoktur, kimisinin banyosu yoktur. Biz genellikle malzemesini kendimiz alarak ve kendi elemanlarımızla, işçiliğinde yaparak bugüne kadar toplam 233 tane ev yaptık Roman vatandaşlara. İki odalı evler bunlar. Banyosu var, küçük bir banyosu, küçük bir mutfağı ve tuvaleti var. Böylece çocukların da ders çalışma ortamı, ayrı odada yaşama imkanı sağlayarak bir anlamda toplumsal dönüşüme ve gelişimine katılmalarını sağladık. Bu çok önemli bir süreç çünkü insanoğlunun ekonomik durumu ne olursa olsun, toplumsal statüsü ne olursa olsun iki temel ihtiyacı var. Biri karnını doyurmak, ikincisi de akşam olduğunda başını sokacak bir çatı bulmak, bir dam bulmak. Bunları sağlamaya çalışıyoruz. Yine diğer taraftan yerel esnafın bu süreçte en büyük sıkıntılarından birisi paket servis olayı. Paket servis tabii ki konjonktür nedeniyle çok yaygınlaştı, çok öne çıktı. Ama diğer başkanlarıma da bunu duyurmak isterim. Bu anlamda işte Yemek Sepeti gibi, Getir gibi bir sürü firma var piyasada. Edirne'de yaptığımız esnaflarla tabii konuşurken bu ortaya çıktı. Bu firmalar %12'den başlayan %20'ye kadar çıkan komisyon alıyorlar. Şimdi yeni bir aplikasyon hazırlanıyor. Bayramdan sonra onu devreye sokacağız. Edirne Yemek diye. Burada bu bir belediye şirketi üzerinden yapıyoruz bunu. Sadece hizmet bedeli olarak %1. Çünkü bedava olan şey değersiz oluyor. Belediye şirketine %1 komisyon alarak Edirne'deki tüm esnafı, gıda üreticilerini, bir sonraki adımda marketleri buraya üye yaparak Edirne'de kendi içimizde bu yemek sepeti olayını %12'lerden, %20'lerden, %1'lere düşürerek onların işletme maliyetlerine bu şekilde Edirne üzerinde bir çözüm geliştirmiş olacağız. Esnaf bundan çok memnun, çok da istekliler. Yine diğer taraftan tarımla ilgili biz geçen yıl yapamadık pandemiden dolayı ama 3 yıldır yerel tohum takas şenliği yapıyoruz. 120 çeşide yakın yerel tohum topladık, toparladık. Bir Cumhuriyet Çiftliği adında, Edirne Belediyesi Cumhuriyet Çiftliği adında bir çiftliğimiz var. Burada yerel tohumların çoğaltılmasını yapıyoruz.
yeraltı tohum takas şenliklerinde vatandaşlarımızla buluşarak hem de onları birbiriyle buluşturarak ücretsiz tohum takasları yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu aşamada da bir yerel tohum takas bankası kuruyoruz. Burada tohumlarını saklayarak geleceğe doğru taşıyacağız. Evet. En son Tanju Başkan'ın açıklamasıyla ilgili bir şey söyleyeceğim Sayın Genel Başkanım. Belediye meclisleri 17 Mayıs'a kadar ertelendi ama Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün genelgesinde il hıfzıssızlığa veya ilçe hıfzıssızlığa kurulunun uygun görmesi halinde olağanüstü toplantı yapılabileceği kararı var. Ben örneğin iznini aldım. Çarşamba günü olağanüstü meclis toplantısını yapacağım. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Selahattin Başkan. Evet, Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcım, değerli belediye başkanlarımız. Hepimiz yaklaşık yaptığımız işler evet. Rutin, aynı devam ediyor ama biz biraz bazı farklı işler de yapıyoruz. Örneğin pandemi sürecinde eve kapanan, karantinaya giren ailelerin yemekler ihtiyaçlarını isteyenlerin tabii gıda yardımlarını, günlük yemeklerini, evlerinin bakımlarını yapıyoruz. Yaşlılar ve hasta olanlara direkt kendi belediye imkanlarıyla temizliğini, bakımını, yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle bu kafe, kıraathane, restoranlarda çalışan çay bahçeleri, çay ocakları, burada çalışan, buralar kapalı yanlarda çalışan restorandaki arkadaşlar 10 kişi çalışıyorsa 5'e düşürdü. Onların ihtiyaçlarını, gıda yardımlarını, aileyi, nakdi yardımlarını hepsini elimizden geldikçe yapmaya çalışıyoruz. Bizim farklı yaptığımız işlerden birisi de bize Anadolu'da yaşlı nüfus kaldığı için metropol Ankara, İstanbul, İzmir'e gittikleri için o yaşlıların tamamen ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanan da var. Kendi ücretini vererekten, maaşını vererekten o ihtiyaçlarını da kendi ihtiyaçlarını ücretlerinden biz de belediye olarak da çünkü daha güvenirlik diğer kurumlara göre Kırşehir Belediyesi'ne daha güvenle bakıyorlar ve bu konuda da dolayısıyla yaşlı ve hastaları huzur evi gibi kendi evlerinde bakımlarını sağlıyoruz. Tarımsal faaliyetlerde de bildiğiniz gibi ürün çeşitliliğini artırmak için Anadolu'nun bozkırında lavanta ticari amaçlısı farkındalık ürünü çiftçilere öğretmek için lavanta bahçesi, badem tarlaları yaparaktan bu çiftçilerimize örnek oluyoruz. Suyu az olan kurak sulu tarım istemeyen bu tür ürün çeşitlerini çiftçimize örnek oluyoruz. Boş kalan tarlamızda nohutlu, mercimekli bu tür üretimler yapıyoruz ve hem belediye kendi iştiraklerinde kullanıyor hem de ihtiyaç sahiplerine bunları 2 yıldır dağıtıyoruz paketleyerekten. İşte atalık tohumlarla ilgili kendimizin de yetiştirdiği, seralarımızda yetiştirdiğimiz atalık tohumlarımızı gelecek kuşaklara aktarmak için üretip çiftçilerimize 100 binlerce dağıtıyoruz. Özellikle kendi müstakil evlerinde, bahçesinde üreten insanlar şeyi bilmediği için, hibritle atalık tohumu bilmediği için biz atalık tohumlarının damak tadının, üretim verimliliğinin az ama eski domateslerin daha farklı olduğunu kendilerine böyle göstererekten ve dağıtıyoruz 100 binlerce tohum. Bu süreçte de özellikle kamu alacakları konusunda pandemi sürecinde 2020 yılından bu tarafa gerçekten kamu alacağı 3 katına çıktı Sayın Genel Başkanım. Önerim 1 lira alacağımız varsa devraldığımızda 2009'da bu 2020'de 3 katına çıktı. Emlak vergisi, su tahsilatı, tabela vergisi. Bu konuda kamu alacağı olduğu için bunların faizlerinde falan herhangi bir indirim yapamıyoruz biz. Meclis kararıyla da yapamıyoruz. Bu konuda meclisten çıkacak bu pandemi süreci bittikten sonra 3 katına çıkan 1 liralık alacağı 3 katına çıktıysa bunlarda vatandaş gerçekten zor durumda. Diğer başkanlarımız da hepsi belirttiler. Çok kötü bir süreçten geçiyor. Esnafımız tabela vergisini ödemiyor. Su parasını, çevre temizlik vergisini ödemeyen vatandaşlarımız var, emlak vergisini ödemeyen vatandaşlarımız var. Bunların meclisten bir karar çıkararaktan bu faizlerini mi silecek yoksa ana paradan da mı taviz verilecek? Bu konuda bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belediye meclis kararı bunları bu kararları alamıyor bildiğim kadarıyla. Bu konuda meclisten çıkacak yasayla da vatandaşı rahatlatacak diye düşünüyorum. Özellikle
Anadolu kentlerinde bizim gibi illerde COVID en az olan illerdeniz birisiyiz ama yine de hızlı artıyor. Çünkü büyük kentlerden göç hızlandı. Özellikle köylerimize geldi. Köylüler alışverişe geliyor merkezlere. Bu sonuçta geri tekrar Ankara'ya, İstanbul'a, metropollere taşınacak. Bu konuda biraz daha bizde de sayı artmaya başladı. Tedbirliyiz, dikkat ediyoruz. Biraz daha eğitimli kentiz. Türkiye'nin en eğitimli kentlerinden birisiyiz. Ama yine de Türkiye ortalamasına doğru yaklaştık COVID sayımız. Bu konuda da hepimizin çok önemli görevler düşüyor diyorum. Fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Barış Bey, Sinop Belediye Başkanımız. Sesi açman lazım Barış Bey. Evet, Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, belediye başkanlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Son konuşmacılardan biriyim sanırım. Benden sonra Vefa Bey var. Her toplantı evet. Böyle oluyor. Sayın Genel Başkanım, belediye başkanımızı dinledim. Biz de bu süreçte Genel Başkanımın bahsetmiş olduğu iş ve işlemleri, hizmetleri Sinop Belediyesi olarak kendi bütçemiz dahilinde, imkanımız dahilinde devam ediyoruz. Sizin de biliyorum bugün yoğun bir gündeminiz var. Buradan bir toplantıya daha katılacaksınız. Evet. Almak adına tekrara düşmek istemiyorum. Zaten biliyorsunuz arkadaşlarımız size pandemi sürecinde yapmış olduğumuz çalışma her hafta rapor halinde sunuyorlar. Rakamlar sizde var. Yaptığımız rakamlar sizde var. Sizin özel talepleriniz varsa, bizden bir emriniz varsa biz onları ekstra yerine getirmek için burada bekliyoruz emirlerinizi. Bunun dışında başka bir şey söylemek istiyorum. Ben özellikle şu anda burada bulunmam, yani makam odasından değil de dışarıdan toplantıya katılmamın özel bir nedeni var. Burası Sinop'un Uzungürgen köyü. Sinop 15 kilometre mesafede bir köy. Burada Sinop Belediyesi'ne ait 28 bin metrekare bir alanımız var. Biz bu alana ekolojik çocuk köyü projesini gerçekleştirmek üzere adım attık. Şu anda onun çalışmalarını yapmak üzere ekibimiz de buradaydık. Onun için daha önceden programlanmış bir çalışmaydı. Onun için şeyi buraya taşıdık. Ekibi buraya taşıdık, bilgisayarları buraya taşıdık. Buradan Sinop'ta ilk, özür dilerim, Karadeniz'de ilk olacak Türkiye'de sayılı bir ekolojik çocuk köyü projesi. Artık özellikle bu pandemiden sonra insanların dünyaya bakış açılarını değiştirmek adına, özellikle çocuklarımızın bakış açılarını değiştirmek adına hep diyoruz ya, insanlar bir gün asfaltın yenemeyeceğini, betonun yenemeyeceğini öğrenecekler. İşte biz onu bugünden çocuklarımıza öğretmek adına böyle açıkçası uluslararası ödül beklediğimiz bir proje için buradayız. Sayın Genel Başkanım, tüm belediye başkanlarımız bu pandemi sürecinde pandeminin yaratmış olduğu ekonomik ve sosyolojik sıkıntılarla ilgili azami gayret gösteren mücadele ediyorlar. Ama şöyle bir şey var. Maalesef insanlarımızın hafızaları bazı şeyleri çabuk unutuyor. Yarın bir gün seçim sattı mahalline geldiğimizde bizim bu süreçlerimiz unutulmasın diye bunları tekrar mutlaka gündemde tutmalıyız. Bir de seçim vaatlerimizi yerine getirme noktasında seçildiğimiz günden itibaren yapmış olduğumuz programları mümkün olduğunca ufak tefek sapmalar olabilir belki ama sürdürmek zorundayız. Çünkü tahmin ediyorum ki seçim yaklaştığında AKP ve yandaş medya bizim seçimlerde vermiş olduğumuz vaatleri ve ne kadarını gerçekleştirdiğimizi sorgulayacaklar. O zaman biz dersek ki efendim 2 seneden beri memlekette pandemi var, olağanüstü şartlar var desek de bunu anlatmak belki o gün güç olabilir. Onun için mümkün olduğunca dayanışma içerisinde özellikle seçim döneminde basılı evrakla kent halkına vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirme konusunda bir dayanışma sergilememiz gerektiğini, onları da mümkün olduğunca hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugünlerdeki yapmış olduğumuz mücadele o projeleri hayata geçirmemize bahane olmamalı diye düşünüyorum. Biz de bununla ilgili 6-7 tane projemizi Temmuz ayı ile Eylül ayı içerisinde hizmete sokacağız. 6-7 tane tesisimizi, 2 tane de açılışımızı yapacağız. Sizin 8 Nisan'daki Sinop ziyaretinizde Sinopların tadı damağında kaldı. Size doyamadılar. Sizi 15 Eylül'de Atatürk'ün Sinop'a geliş tarihinde tekrar Sinop'a hem bu tesisimiz açılışı yapmak hem de Sinoplarla daha bir beraber olmak, birlikte olmak adına tekrar Sinop'ta görmek istiyoruz. Bu Sinopların talebidir. Bunu da aktarmış oluyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Barış Bey Yalova. Sayın Genel Başkanım, sizi ve değerli katılımcı büyüklerim, arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle ben de şimdiden herkesin bayramını kutluyorum.
sona kalan dona kalmasın. Dört madde var. Mümkün olduğunca hızlı ve kısa konuşacağım. Bu süreçte bütün başkanların huzurunda yaklaşık 415 gün oldu. Bana verdiğiniz ve vereceğiniz destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Vereceğiniz destekten dolayı diyorum Sayın Genel Başkanım. Çünkü artık geri dönüşte hukuken adaletten işleri bitti. Siyasi ayağa kaldı. Sona gelindi. Son bir yumrukluk canları kaldı. Bir yumruk daha vurduğumuzda nakavt olacaklar. Alkol yasağı kalktı. Vefanın da yasağının kalkmasına çok az bir zaman kaldığını düşünüyorum. Bir ikinci konu, ben 56 yaşındayım. 11 yaşından beri okurken babamın kasap dükkanında esnaflıkla geçti hayatım. Esnaflık yaptım. 45 yıldır Türkiye'de esnafın bu kadar perişan, bu kadar sıfırın altında olduğu bir dönem görmedim. Ve bu kapanmanın bitiminde de esnaf durumun daha da kötü olacağının bilincinde yumuşak karın burası, buradan vurmaya yerelde ve genelde devam etmek zorundayız. Yine pandemiyle ilgili dikkat çekmek istediğim bir konu var bütün arkadaşlarıma. Gelinen nokta itibariyle artık aşı konusunda özel sektöre bu işin geçeceği konusunu düşünüyorum ben. Ben de hekim kökenli bir insanım. Bu gerçekleştiği anda da bize düşen bir görev var Sayın Genel Başkanım. Nasıl askıda çeşitli şeyler yaptıysak, fatura, ekmek, askıda aşıyı da CHP'li beyler olarak devreye sokmamız gerekecek. Bu da bizim bir projemiz olsun. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Benim seçimde propagandamdı. Başın düşerse dara, Vefa Salman'ı ara diye. Arkadaşlar Mandamalak'tan, Keşi Oğlak'tan ve koyun ve kuzudan bahsettiler. Ben veteriner hekim bir insanım. Artı hayvancılık, kasaplık bizim ata mesleğimiz. Siyasi ve teknik destek istedikleri anda Vefa destek hattı hizmetlerinde hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizin vaktinizi daha fazla almamak adına. Teşekkürler Vefa Başkan. İnşallah kısa süre içinde koltuğuna oturursun. Hakkın teslim edilir. Biz de takip ediyoruz. Siz de takip ediyorsunuz zaten. Evet, evet. Görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlar var. Onlar da bu işi takip ediyorlar. Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Değişik zamanlarda ve ortamlarda yaptığım bütün konuşmalarda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin gerçekten bu pandemi sürecinde bir tarih yazdıklarını söyledim. Ve yine şunu da ilave ettim. Mevcut iktidar, yani AK Parti iktidarı, oturup kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin varlığına dua etsin. Eğer CHP'li belediyeler olmasaydı bugün Türkiye'de kaos olurdu, buhran olurdu, çok ciddi olaylar olurdu. Bunları engelleyen temel aktörlerin de Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olduğunu her ortamda ifade ettim. Şimdi tabii kendilerinin yaptıkları kongrelerden sonra bütün Türkiye kırmızıya boyandı. Bazı iller artık kırmızının da ötesinde siyaha geçtim. Yapmamız gereken görevleri aşağı yukarı bütün belediye başkanı arkadaşlarım yapıyorlar. Az önce de zaten ifade ettiniz her biriniz. Su faturalarının, suların kesilmemesi çok önemli. Bu konuda hem siz hem çevreniz hem yerel medyayı kullanarak bunu ifade edin. Dolayısıyla su çünkü hayati bir olay, insanlar evdeyken sularının kesilmemesi lazım. İcra işlemlerinin bu süreç içinde kesinlikle durdurulması gerekiyor. Çünkü zaten dükkan kapalı, doğru dürüst çalışma yok. En azından bunları ertelediğinizi, icra işlemlerine başvurmayacağınızı da bir şekliyle bulunduğunuz beldede kamuoyuyla paylaşırsanız çok iyi olur, verimli olur. Aileler özellikle çocuk konusunda çok duyarlılar. Bazı belediye başkan arkadaşlarım da ifade ettiler. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi aslında hep beraber inşa etmek istiyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde vatandaşlar doğrudan doğruya sizin ki bütün belediye başkanlarımız zaten o konuda duyarlı. Telefonlara gelen yardıma acilen cevap verdiklerini ve kendi bulundukları beldede, büyük şehirde, ilde veya ilçede hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir beldeyi inşa edecekleri konusunda verdiğiniz sözü, tuttuğunuzu da bir şekliyle ifade edin. Bunu paylaşın kamuoyuyla. Bu çok önemli ve değerli. Dolayısıyla aileler ve çocuk arasındaki o sıcak ilişkiyi belediye başkanı da çocuğun sorunlarını gideren bir aktör olarak ortaya çıkacağını duyurmanız lazım. Bunu duyurduğunuz zaman çok daha iyi sonuçlar elde edebiliriz.
Dün katıldığım bir programda ifade etmiştim. Şimdi bu gecekondu bölgelerinde özellikle insanlar ekmek alıyorlar, işte şeker alıyorlar, zeytin alıyorlar ve veresiye defterine yazıyorlar. Bu veresiye defterlerinin tutarı yani en kralı 5.000 lirayı, 6.000 lirayı geçmiyor. Dolayısıyla bu askıda defter uygulaması diye bir şey başlatabilirseniz, bu gecekondu bölgelerinde işte bir kişinin 300 lira, 400 liralık harcamalı yapmıştır harcama ve deftere, veresiye defterine yazdırmıştır. Onları ödediğiniz takdirde doğrudan doğruya yoksula hem ulaşmak hem de onun bütçesine katkıda bulunma imkanını yakalamış olacaksınız. Böyle bir uygulamayı başlatırsanız çok iyi olur. Dolayısıyla bizim ulaşmak istediğimiz ve derin yoksulluğu yaşayan ailelere de en önemli katkıyı bu şekliyle yapmış olursunuz. Düzenli bilgi aktarımı için teşekkür ederim. Genel merkeze haftalık düzenli bilgi aktarımları geliyor. Ben de her salı konuşmama başlarken belediye başkanlarımızın o hafta içinde ne kadar aynı yardım, ne kadar nakdi yardım yaptıklarını, kaç haneye ulaştıklarını bir şekliyle de kamuoyuyla paylaşıyorum. Belediyeler şu açıklamayı da gene bulunduğunuz illerde, ilçelerde yaparsanız çok mutlu olacağım. Belediye başta başkan olmak üzere tüm kadrosuyla halkın hizmetindedir ve var olan, bize yansıyan bütün sorunları çözmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz veya göstereceğiz gibi açıklamaları yaparsanız çok iyi olur. Bir hatırlatma açısından bu kapanma sürecinde bu çok değerli. Şimdi burada gerçi sizler bütün ayrıntıları bir şekliyle yaşadığınız olayları da aktardınız. Esnaflar en büyük sıkıntıyı yaşayanlar, doğru, ama esnafların yanında çalışanlar daha büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla hem esnafı hem esnafın yanında gündelikçi olarak çalışan kişilerin korunması lazım. O yoksulluk envanteri çalışması sırasında zaten bu konulara da büyük ihtimalle girmiş olacaksınız. Günlük yaşayanlar var, sokak satıcıları. İşte eskiden simit satardı, köfte satardı, midye satardı belli yerlerde. Şimdi bunlar da tabii sokağa çıkamayacaklar. Bunlar günlük yaşadıkları için bunların ailelerinin çok daha büyük ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Bunların da saptanması, bunlara da yardım edilmesi lazım. Bunlar kimin aracılığıyla bunlara ulaşırsınız, doğrusunu isterseniz onu bilmiyorum ama bir şekliyle bunların belediyelerde kaydının olması lazım. O kayıtlar üzerinden belki bunlara ulaşılabilir. Bir başka önemli sorun alanı, bir ciddi sorun alanı esnaf olarak da tanımlayabiliriz ama düğün salonları ve düğün salonlarında mesleğini icra eden sanatçılar. Bunlar daha çok popüler değil bu sanatçılar. Gelirler, şarkıyı söylerler, türkü söylerler, gösteri yaparlar. Düğün sahibi bunlara işte belli miktarda para öder ama buralar kapandığı için özellikle yerel sanatçılar son derece sıkıntılı bir ortamdalar. Yerel sanatçılara da bir şekliyle ulaşmanızda çok büyük yarar var. Çünkü bu insanlar ya sazıyla ya sözüyle bir şekliyle geçinmeye çalışıyor, hayata tutunmaya çalışıyor. Bunlara destek vermek hem sanata, kültüre destek vermek açısından da son derece önemli. Bir arkadaşımız söyledi, pazarcılar, evet yani şimdi pazar yerleri de kapalı olunca özellikle pazarcıların elindeki malları belki alıp onu yoksul ailelere dağıtmak şeklinde bir uygulamayı yapabilirsiniz. Böylece hem pazarcı geçimini sağlayabilecek hem pazardan alışveriş yapamayan yoksul ailelerin bütçelerine katkıda bulunmuş olacaksınız. Turizmciler, özellikle turizm bölgelerinde turizmcilerin çok ciddi sorunları var ama onların en büyük arzusu kısa çalışma ödeneğinin kesilmemesiydi. O konuda karar alındı. Kısa çalışma ödeneği kesilmeyecek ama tabii turizmciler devletten hibe bekliyorlardı ama hibe verme şansları yok. Kredi alabilirlerse kendilerini şanslı hissetsinler. Bir başka önemli nokta sanıyorum Osman Bey, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız değindi. Aynı şekilde galiba Ekrem Bey de değindim. Yani veya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Bey değindi.
sokağa çıkma yasağı aslında İstanbul'un boşaltılması anlamına geldi. Herkes işte Bodrum'aydı, efendim Muğla'yaydı, Aydın'aydı, efendim Tekirdağ buralara geldi ve aslında pandemiyi önlemek amacıyla alınan önlem COVID-19'un yaygınlaşmasına yol açacak. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Umarım Haziran'da çok daha büyük bir felaketle Türkiye karşı karşıya kalmaz. Aşı konusunda ciddi haksızlıklar var, torpiller var. Bu konuda şunu rahatlıkla ben çıkıp söyleyebilir miyim? O konuda da düşüncelerinizi almak isterim. Kardeşim, siz aşı sorunu çözemiyorsanız bizim büyükşehir belediye başkanlarına yetkiyi verin. Büyükşehir belediye başkanlarımız bu sorunu çözerler. Dolayısıyla siz maske dağıtamadınız, biz maskeyi çözdük. Aşıyı yaptıramıyorsunuz, aşıyı da biz çözelim. Bize yetkiyi verin. Biz bu konuda gerekli çalışmayı yaparız diye. Bunu söylemek isterim. Çünkü gerçekten de biz bunu yapabiliriz. Anlaşma yapabiliriz. Aşıları alabiliriz. Bütün vatandaşları aşılayabiliriz. Herhangi bir sorunumuz olmaz. Tabii parasını merkezi yönetim vermek kaydıyla. Bunu yapabiliriz. Biz hem adaletli bir aşılamayı da hayata geçirmiş olabiliriz. Başka bir konu. Bu aşılamadaki adaletsizlikler konusunda veya sizin yaptığınız sosyal yardımlar dolayısıyla geçirdiğiniz veya geçirmekte olduğunuz soruşturmalar konusunda bizi bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. Çünkü bizi bilgilendirdiğiniz andan itibaren biz hem İçişleri Bakanlığı hem diğer bakanlıklar nezdinde girişimde bulunuruz. Ben salı toplantılarında bunu dillendiririm. Ya vatandaşa yardım etmek ne zamandan beri soruşturma konusu oldu? Bunu dillendirdiğimiz andan itibaren size yönelik bu tür saldırılar engellenmiş olur. En azından bizi bir daha eleştirmesinler diye bunun önüne geçmiş olabiliriz. Böyle bir çalışmayla bunu sağlayabiliriz. Ben hepinize tekrar içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hepimizin önünde ciddi sorunlar var. Bizden daha çok sizin önünüzde ciddi sorunlar var. Çünkü siz doğrudan doğruya bulunduğunuz beldede yürütmenin başındasınız. Sorunları doğrudan doğruya yaşıyorsunuz veya sorunlar doğrudan doğruya size yansıyor. Hatta validen önce size yansıyor sorunlar. Dolayısıyla çözme konusunda sağlayacağınız, atacağınız her adım, sağlayacağınız her başarı bize de yansıyacaktır. Tekrar hepinize sağlıklı günler dileğiyle iyi bir bayram geçirmenizi dilerim çoluk çocuğunuzla birlikte. İnşallah Türkiye bütün bunları atlatır ve bu badireyi atlatırken de en büyük katkıyı sizler vereceksiniz. Buna da yürekten inanıyorum. Tekrar teşekkürlerimi gönderiyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın, efendim İzmir Milletvekilimiz Tuncay Bey ve birlikte çalıştığımız Seyit Bey'in de sizlere selamları var. Tekrar selamlar, saygılar değerli arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağ olun.